yaklaşıp gülmekse mesele. Katılırımıza ne desen de söyle. Güldür güldür. Güldür güldür. Güldür güldür. Daha doğrusu yani dört arkadaş diyelim onlara. Tatile gidiyorlar. Bakalım tatilde başlarına ne geliyor efendim, izleyelim. Buyursunlar. Evet. Ay harika. Anlıyorum ya. Şu an eski Foça'nın en eski butik otelindeyiz. Sizle birlikte tatile geldiğim için ben çok mutluyum. Aa, herhalde gelecektik ya Leman, deli misin sen? Ne var yani Paşa ile 2, 3, 5, 6, 7 ay çıktıysak, sonra da ayrıldıysak medeniyetsiz insanlar mıyız biz ya? Ayı mıyız biz, ayı mıyız? Vallahi beni hiç rahatsız etme, ben gayet de mutluyum. Ama seni ediyor olabilir, bilmiyorum. Bak, yüzü bozum oldu bak. Şaka, şaka, şaka. Şaka tabii ya. Yani zaten topu topu 2-3 ay çıktık. Abartmayalım. Biz artık yeterli iyi arkadaşız. Ya! Duymak istediğimiz cümleler bunlar işte. Herhalde. Kudret, içimiz rahatladı değil mi? Çok rahatladı. Ah! Leman, en sevdiğim hayvan. Tavus kuşunun sesi bu. Şuradan geliyor. Hadi gidip bakalım. Çabuk git. Gel şunu şuraya koyalım. Ay inanmıyorum, tavus kuşu da var ya. İnanamıyorum ki. Ay. Sen hayırdır oğlum, düşmanına bakar gibi ne bakıyorsun sen sabahtan beri bana ya? Çünkü sana hiç güvenmiyorum paşa. Böyle bir senedir beklediğim tatilin içine ediverecekmişsin gibi bir his var içimde. Niye ya şimdi Allah Allah, ne yaptım? Zerre güven vermiyorsun oğlum bana. Bak sanki eninde sonunda böyle bir arıza çıkaracakmışsın gibi hissediyorum ya. Bak sanki kötü bir şeyler olacak. Ah paşa, ah. Ben bu işleri çok iyi biliyorum paşa. Önce arkadaşız, dostuz diye başlarsın. Sonra bir yerde bir şey olur. Bir kıskançlık baş gösterir. Ondan sonra araya bir yakışıklı girer. Bir kafa karışıklığı olur. Kafayı ona bir takarsın, sonra hop bir yerden kavga çıkar paşa. Çıkmayacak diyorum, tamam. Oğlum bitti, ayrıldık gittik diyorum. İlişki ilişki yok, ne kıskançlığı ya. Senin de tatilin falan hiçbir şey bozulmayacak. Hiç kötü bir şey de yaşanmayacak. Hadi tamam. Hele bir yaşansın. Seni parçalarım paşa. Bak senin kalıbına bakmam, kalıbını kırarım paşa. Yavrum, ben tam bir senedir bu bir haftalık tatil için yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben bir senedir o patronumun beni pazar dahil sürekli mesaiye çıkarmasına, fazladan çalıştırmasına katlanıyorum. Sırf bu bir haftalık tatil için. Anlatabiliyor muyum paşa? Tamam. Ha, hele bir sorun çıksın. Hele ben bu yorgun vücudu keşkül gibi o serin sularda... Oğlum öpeceğim mi? Ne yapıyorsun? Yeter! Ne biçim yaklaştın ya? Tamam deli, yeter. Yapmayacağım. Söz verdi. Hak geldi kızlar. Çekin yapalım hadi. At. Ay, hadi bakalım, çekin zamanımı. Arkadaşlar, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bu butik otelin sahibi ve mimarı Mesut. Memnun oldum. Ay, ben de çok memnun oldum. Ben de Yeter. Çok memnun oldum Yeter. Merhaba. Bu sevgilim Kudret, o da Paşa. Otelinizi çok beğendik biz. Ah, çok teşekkürler. İsterseniz zamanınız olursa bura ve eski Fokay hakkında size bilgi de verebilirim.
Ama sanırım siz check-in işlemi için bekliyorsunuz. Ha, evet, evet. Check-in işlemimiz vardı da onun için gelmiştik. Yalnız arkadaşlar, check-in saatinize henüz bir saat var. Biraz erken gelmişsiniz. İsterseniz ben şimdi odalarınızın hazırlığını hızlandırmaya çalışacağım. Tamam. O sırada valizlerinizi burada bırakabilirsiniz. Hı. Yani lobide dinlenebilirsiniz. İsterseniz üstünüzü şurada değiştirip denize de gidebilirsiniz. Ha, tamam, o zaman biz üstümüzü değiştirelim, orada plaja gidelim. Umurumda değil. Ben de bir ufak mail atacağım işle alakalı. Geleceğim ben de arkanızdan hemen. Ne? İşle ilgili mail mi? Yani şu tatile iş mi getirdim? Çok sıkıcısın, aşırı. Uzun bir şey değil ya. Hemen atıp şey yapacağım. Bu da lafı diyor, gidiyor. Radyo falan var orada. Ben biraz moda girerim. Radyo dinlerim. Geleceğim ben de. Hadi gidin. Tabii. Paşa. Bak sakın paşa. Ortamda başka biri var paşa. Gider misin? Bir sıkıntı çıkmasın istiyorum paşa. Kudret git. Ege'mizin radyosu Güzel Ege'mden haberler. Sevgili dinleyicilerimiz, haberlerimiz son hızıyla devam ediyor. Uzun zamanda eski focamızda yakalayamadığımız seri katilimizle ilgili yeni bilgiler elimize geçti. Katilin eski focadaki otel işletmecilerinden biri olduğu açıklandı. Otellerde kalan arkadaşlar kendilerine dikkat etsinler. Bir küçük aradan sonra katille ilgili yeni detayları size paylaşmaya devam edeceğim. Kudret! Gel, gel. Ne var ya? Gel lan. He? Oğlum radyoyu açtın. Burada anons geçtiler. Radyodan spiker şey dedi. Foça dedi. Bu eski foça buraya geldik ya. Seri katil varmış. Otel işletmecisiymiş falan. Uyarıyorlar radyodan. Ah. Paşa. Ah. Biliyordum paşa. Neyi biliyordun lan? Sen biliyor muydun seri katil olduğunu foçada? Yakışıklı adamı görünce kıskançlık yapacağını biliyordum. Biricik katilini zehir edeceğini biliyordum paşa. Neden? Çünkü senin karakterin zayıf. Ah paşa, ah! Sen ne diyorsun ya? Ne karakter oğlum? Manyak mısın? Radyodan adam söylüyor, bangır bangır bağırıyor. Katil var diyor, seni katil diyor. Ben uyarıyor, ben de sana söylüyorum. Lan bırak! Yeter, adamı gördü dibi düştü diye yapıyorsun bütün bunları. Şu söylediğin sana mantıklı geliyor mu ya? Yok seri katil varmış da, yok otel işletiyormuş da. Lan vallahi billahi radyodan sonra bu konu niye senin bir için? Lan ne yapıyorsun? Ne biçim giyiniyorsun? Ne koşullarda üstümü değiştirdiğimi bilsen hiç anlatmayayım. Neyse. Vallahi billahi buradan söylediler oğlum lan. Sus be, sus! Şu söylediğin hiç doğru olacak şey mi Allah'ını seversen? Bir düşün bakalım. Eski Foça'da kaç tane otel var biliyor musun sen? Açıkta bir yerin mi varsa oraya mı bakalım? Kiminle konuşuyorsun? Bak senden çok kıllanıyorum. Otelin bir seri katili olmasa bile belli ki bir sapığı var. Neyi kapatıyorsun acaba? Sana ne ulan? Sen görüyor musun? Devam et. Göremiyorum işte. Görmeye mi çalışıyorsun? Ay, hazırız. Tamam. Hadi. Biz denize gidiyoruz. Ben panik ediyorum. Ne yapıyorsun abi? Tamam. Hadi biz tatile gidiyoruz. Tamam. Paşa. Ah. Siz burada mıydınız? Evet, işle alakalı bir mail atacaktım ya. Lanet olsun. Ah, çok teşekkürler, çok sağ olun. Estağfurullah da. Geçmiş olsun bu arada. Kollarınız iyi değil gibi. İyi misiniz kollarınızda? Kollarım mı? Yani küçük kediler besliyorum da ben. Onlar kollarımı parçaladı. Küçük kedi mi? Vallahi kedi gibi değil, böyle sanki panter besliyormuşsunuz gibi. Bayağı derin izler de. Sorun yok. Anladınız mı? Kolay gelsin size. Pardon, bizim bir limonata vardı da. Geliyor mu? Hemen getiriyorum. Tamam, teşekkürler. Siz arkaya geçin, getiriyorum. Çok değişik bir adam bu. Çok değişik halleri var bunun. Ege'mizin radyosu Güzel Ege'mden haberler. Sevgili dinleyicilerim, sizlere seri katille ilgili bilgiler vermeye devam ediyorum. Bugün aralıksız olarak bu seri katille ilgili yayın yapacağız gari. Halkımızı uyaracağız buralardan.
Elimize geçen son bilgilere göre dün seri katilin birini kırtlamaya çalışırken boğuştu. Kollandı, ellerinde boğuşma cırmık izleri kaldığı bildirildi. Cırmık izleri mi? Olamaz. Olu olu. Aman kız ne edeceğiz biz incik? Dediğinizi duyar gibiyim. Ben de korktum inanın sevgili dinleyiciler. Birazdan emniyet müdüründen gelen katilin eşkalini detaylı paylaşı vereceğim sizle. Bekleyin gari. Cırmık izleri diyor. Ay. Size... Çok sıcak su içmeye geldik. Boşver suyumu, gel buraya kurun. Arkadaşlar, bak yine çıktı spiker çıktı söyledi. Seri katille alakalı bir şeyler diyorlar. Bak Foça'daymış katil. Otel işletmecisiymiş ve boğuşmuş birileri herhalde. Kollarında cırmık izleri varmış. Bu Mesut var ya garip adam, uzun boylu. Bunun da kolları buradan buraya cırmık izleri. Oha! Ah, sonunda biri inandı bana işte. Oha tabii. Ona oha değil. Sen hala yeteri kıskanıyorsun. Adam yakışıklı diye delirdi resmen. Siz nasıl bir manyaksınız ya? Katil var diyor lan. Ya bize bir şey yaparsa lan, ya bizi buraya sıkıştırırsa, ya bizi öldürürse burada. Öldürürüm seni. E, çık. Öldürürüm. Çık orada işte, geliyor çık. Öldürecek herhalde. Öldürürüm lan. Ne yapıyor lan? Sevmekten öldürürüm seni. Ha? Sen ne tatlı bir şeysin öyle. Ah, öldürdüm. Acıktın mı sen? Dur, yemek vereceğim sen. Nasıl kedi sevmek o ya? Gel bakalım, ye. Ama kedi... Ay, ne tatlı adam ya! Paşa, ya madem hazmedemiyorsun ayrılığın üzerine tatil yapmayı... ...söyleseydin de gelmeseydik arkadaşlarımızın tatilini rezil etmeye. Resmen adama neler söylüyorsun ya? Uydurukçu musun sen ya? Uydurukçu ne be yeter. Ne biçim lafı uydurukçu gibi, ilkokul çocuğu gibi. Uydurukçuymuş. Uydurukçu falan değilim. Bak bangır bangır bağırıyorlar. Eşkal verecekler, daha vermedi. Tamam buradasınız. Ay. Dinleyin sizi, radyodan dinleyin abi. Spiker devamlı. Bir garip, manyak bir spiker var bak. Zihni kundura, zihni kundura, güzelleşir ayakta dura dura. Değildi ya. Yani gerçekten akıl veriyor hep. Yanlış kundurayı giymeyin diyor. Ama kundurayı giyin diyor. Hay Allah, Allah. Ya bırak ya. Hayır, 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 hayır. Biz devam boş ya. Boş yapıyor. Hadi. Reklam almış. Radyo mu? Ekmek parası. Reklam alınmış. Reklam lan o. Ne diyorsun lan manyak? Vallahi döveceğim seni artık ya. Ulan ben mi abartıyorum, ne yapıyorum ya? Ben bıktım, yemin ederim bıktım ya. Lan ya Rabbim. Kolay gelsin. Ha. Sıcaktan bayıldı da. İçeri götürüyorum, biraz uzansın. Tabii tabii, başka zaten ne olabilir ki? Gözlüğü unuttum ya. Oğlum! Kudret! Nereye gidiyorsun lan? Manyak gel buraya. Gel şuraya lan. Demeye manyak yine geldi o Mesut Demir herif. Burada bir tane adam bayılmış, onu sürükleyerek içeri getirdi. Ara polisi, ara polisi! Yani paşa, ah paşa. Ant içtim, senin tatilini mahvedeceğim diyorsun, öyle mi? Lan hayatım mahvolacak birazdan diyorum lan. Ne tatili? Oğlum, benim hayatım rezil bir halde zaten. Mahvolsun. Onda sorun yok. Ama tatilim çok güzel paşa. Onun mahvolmasına müsaade edemem. Bak senden ricam, bu adamın peşini bırak. Kıskançlığını dizginle. Bir daha da katil, matil uydurma olmadık yerden. Seni uyarıyorum bak. Uydurmuyorum bak. Yapma artık, uydurmuyorum oğlum. Sabahtan beri bak söylüyor spiker. Eşkal falan... Bekle lan burada. Git de burada bak. Nasıl olsa sözü kendi kulaklarına duy bak. Bekle. Zihni kundura, zihni kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. Bitecek şimdi, reklam bitecek, dur. Bitmedi. Zihni Kundura'da yaz fırsatları yeni başladı. Zihni Kundura, zihni Kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. Başlayacağım kunduranıza artık ya. Yapma. Kıskançlıktan sanrılar görüyorsun. Bak seni uyarıyorum. Rica ediyorum. Yapma. Oğlum ya. Selam. Siz... Ya
Geldiğinizden beri bir gergin gözüküyorsunuz. Her şey yolunda değil mi? Oğlum sen... Ayağımda biraz sorun vardı. Bir de mail atıyorum gitmedi. Ona biraz moralim bozuldu. İyiyim. Teşekkürler. Yardım edin! Yardım edin! Özür dilerim. Hemen geliyorum. Bağırma! Bağırma! Özür dilerim. Muhabbeti böldüm. Bir işim vardı da içeride. Estağfurullah. İçeride böyle yardım edin mi? Öyle bir saçma böyle kulağıma geldi. Yardım edin falan denildi. Öyle pat 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 silah sesi gibi bir şey. Yani çok umursamıyorum da öyle bir şey duydum gibi sanki. İçeride bayılan beyefendi. İçeriye taşıdım. Onu da bir anda uyanınca... Odada akrep görmüş. Oh. Ben de gazeteyle onu pat, pat, pat diye öldürdüm. Evet. Güzel. Arkadaşlık, dostluk, böyle anlayış falan çok, çok hoş. Ben de arkadaş demişken, arkadaşlarımın yanına gitmeyeyim, gideyim mi? Ha geldiler, onlar da geldiler. Arkadaşlarım geldi. Vallahi soğuk bir şeyler içelim diye geldik eğer varsa. Tabii ki. Benim mi? Çok güzel. Ev yapımı limonatam var, ne dersiniz? Limonata bayılırım. Hayır! Niyeymiş? Evet paşa, niyeymiş? Şekerli ya, bu sıcakta şeker dokunur. Ben içerisinde doğal şeker kullanıyorum doğal ama. Doğal şeker, organika. Organik. Çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ederim. İçmek için sabırsızlanıyorum. Olmaz! Ya, iyice delirdin. Delirdim lan! Delirttiniz beni, ben burada saatlerde neler yaşıyorum? Katil o adam, katil! Radyodan sabahtan beri bangır bangır bağırıyorlar, eşkan yerini yırtıyorlar birazdan. Hiçbir şey görmediniz ya, her şeyi ben gördüm. Bir tane seri katil var, otel işletmecisiymiş. Kollarında boğuşmaktan dolayı cırlıklar varmış. Bakın kollarını açsın, görün. Katil o. Demek buraya bir tane adam geldi, bayıldı, adam içeri götürdü. Sonra gitti pat pat, küt pat pat, bir şeyler yaptılar. Ondan sonra dedi ki, ne oldu dedim. Akrep vardı lan, akrep vardı dedi. Şeyler dedi, garip garip. Ondan sonra geldi, burada benim ayağım falan titredi. Ya bu adam foça katili. Birazdan eşkal verecek, zaten duyacaksınız size radyo. Gerçekten enteresan teoriler. Ya. Ya paşa. Sırf senin rezil olduğunu görmek için izin veriyorum, tamam mı? Dinleyelim eşkali. Aç Kudret radyoyu. Ah paşa, ah. Ağlama lan bir kere. Aç şu radyoyu, aç. Gelecek şimdi eşkali. Zihni bundura, zihni bundura. Güzelleşir ayakta dura dura. Bitecek bu reklam. Şimdi verecek eşkali bak. Zihni kondura deyip geçmeyin. Giyince farkı anlayıvereceğiniz. Zihni kondura, zihni kondura. Güzelleşir ayakta dura dura. Kunduranız artık ya. Gelecek şimdi, dur. Ya, evet ya. Sevgili dinleyicilerimiz. Katil eşkali açıklayacağımızı söylemiştik gari. Hadi. Hadi! Açıkla artık! Hemen açıklıyor. Ama önce sponsorumuza bir teşekkür etmeyelim mi gari? Zihni Kundura'ya çok teşekkürler. Zihni Kundura, Zihni Kundura. Güzelleşir ayakta dura dura. İnşallah ölmüşündür. Hadi artık ya. Yalan söylediğini kabul et. Katilin işgali. Katilimiz 1.58 boylağında. Kızıl saçlı, tıknaz, bodur, koca kafalı bir erkekmiş. Ha! Şu an elimize bir haber daha geçti. Katil yakalanmış gari. Hadi müjdemi isterim. En azından bir katil olduğu doğruymuş. Mesut Bey'e bir özür borçlusun galiba. Değil mi paşa? Ha? İlikli adamdan. Mesut Bey. O kadar şeyi duyunca öyle zannettim. Kusura bakmayın gerçekten. Bu arada yeterli de yeni ayrıldık. Psikolojik olarak
Haklılar herhalde, toparlayamadım kendimi. Lütfen kusuruma bakmayın ne olur. Ya önemli değil dostum be. Bu saçmalıkları unutmak için size birer tane limonata ısmarlayayım ben. Ne dersiniz? Evet, olur limonata. İçelim, içelim. O zaman siz hamaklara geçin arkaya. Tamam. Ben de limonatayı hazırlayıp yanınıza gelirim. Olur, süper, süper olur. Tamam, hadi bakalım. O zaman geçiyoruz. Evet. Tamam, çok teşekkürler. Çantamı toplayıp geliyorum. Hemen içeri geliyor. Tamam, çantamı toplayıp geliyorum. Ulan çok ayıp oldu adama ya. Salak paşa ya. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Seri katil bu cinayetleri ikinci bir ortağı Aylan yaptığını itiraf etti. Ortağı kurban ağına limonatayla zehirleyip sonra testere ilan kesiyormuş. Ama dikkat edin ey dosta. Kaçın. Ama kaçarken zihni kunduranızı giymeyi unutmayın emi. Ah. Limonata. Acı engellenemez. Yaralı şova hoş geldiniz. Kebabı nasıl yiyorsun? Blender'dan geçiriyor. Blender'la bulmayandır hiçbir olur be. Oğlum burada bir sorun var. There is a problem'dir. Üç tane çirkin insan. Ben olmasam bitti. Şiirinin adı insanla, halınla, erkekler. Serbest Muma Sevici ve Halim Şahinler. Ya bu şiir değil Fikri. Bu bir nüfus sayımı. Vurma abi dur. Vurma ne olur abi vurma. Anam yok benim abi. Alo. Öldüm oğlum. Tamam tamam kapatıyorum. Hemen de polisi arayın ha. İstediğin vermediler. Peki bu kız hangi kız? Sinek kızı abi. Sinek kızı nedir oğlum? Süper kahraman mı? Alçımız geliyor. Ailemize konuk olacağız. Normal bir aile ve çocukları onları yapay zeka ile tanıştıracaklar. Bakalım başlarına neler gelecek izleyelim. Buyursun. Ya şu Kıvanç Tatlıtuğ'da ne kadar yakışıklı bir adam ya. Hatırlıyor musun Burcu? Eskiden benim saçlar da aynı böyleydi ha. Senin neren nasıl olursa olsun, sen Kıvanç Tatlıtuğ'un gibi olamazsın hayatım. Ya bence biraz abartılıyor gibi. Yani bana biraz dikkatli bakılsa benim artılarım daha fazla gibi. Evet oğlum. Teleskoptan bakılsa belki ancak. Ozan, oğlum ha? Senin boş bir özgüvenin var mı? Kıvanç Tatlıtuğ'la alakalı. Anne bırak Kıvanç'ı şimdi. Muhteşem bir şey bu ya. Aşırı iyi bir şey bu şu anda. Ne oluyor lan? Baba, bak bu program yapay zeka programı. Chat BBT. Ya öyle bir noktaya gelmiş ki baba. Yani artık insan gibi konuşabiliyor. Bilimle ilgili bütün bilgileri falan cevaplayabiliyor. Ne bileyim şiir yazıyor, resim yapıyor, roman yazabiliyor. Biraz önce benim tezimle alakalı birkaç bir şey sordum. Yemin ediyorum bak benden daha iyi cevap verdi ya. Her şeyi biliyor. Aman kayınvalidem gibi her şeyi biliyor. Çok lazım. Anne yapay zeka da babaanneme benzetmezsin ama ya. Neyse bak bak boş ver şimdi. Bırak bırak. Gel gel çabuk. Toplar. Bak kulaklığı da çıkardım. Hadi gelin birkaç bir şey soralım hadi. Ben şeyi sorabilir miyim? İstediğini sorabilirsin babacığım. Sor ben yazacağım. Yaz o zaman. Söyle. Sıvaz'ın... Sıvaz. Sıvaz'ın... en güzel yeri... Konak Pınar Koyu müdür? Bu mu ya cidden? Yani ben diyorum ki babacığım, yani dünyadaki bütün bilgilere sahip insan gibi düşünebiliyor diyorum. Sen Konak Pınar'ın en güzel yeri olup olmadığını merak ediyorsun. Oğlum ben zaten bu sorunun cevabını biliyorum. O biliyorum, onu sor. Sor. İyi hadi. Al. Güzellik sübjektif bir değerlendirmedir ve kişiden kişiye değişir. Bir yerin en güzel yeri olup olmadığı hakkında genel bir mutabakata ulaşmak zordur. Kayseri'li lan. Sor bakayım nereliymiş? Ya baba memleket soramam yapay zekaya ya. Ya sor Allah Allah. Al. Ben bir yapay zekayım. Dolayısıyla bir memleketim yok. Baban nereli? Baban, baban.
Allah Allah, esnaf muhabbeti yapıyorsun yapay zekayla ya. Ya bu buzdolabından nerelisiniz demek gibi bir şey yani. Aman. Düzgün soru sor baba, lütfen. Düzgün mü? Evet. Hadi. Düzgün bir soru. Sor. Ha, bilgi milgi bir şey sor işte ya. Söyle. Konak Pınar köyünün... Konak Pınar, tamam. Nüfusu kaç? Heh. Konak Pınar köyünün nüfusu şu an 73'tür. Al işte, bilemedi. Tabii Hasangil Geçensek'e taşındılar ya, 69 şu anda. Bir bildiği yok lan bırak. Ama sen de ya. Konak Pınar köyü. Yeter ya senin Konak Pınar köyün. Abi ben de bir soru sorabilir miyim? Sor, sor hadi. Sen de sor kardeşim. Tabii sor. Maalesef bende Dua Lipa'nın telefon numarası yok. Hani her şeyi biliyordu, hiçbir şey bilmiyor bu. Lan ne yapacaksın Dua Lipa'nın numarasını? Allah Allah, kişisel bir şey sorma. Normal bilgi sor, kişisel bilgi değil. Hah. Serenay Sarıkaya'yı nasıl etkilerim, bir şansın var mı? Kameraya yaklaşır mısınız? Serenay Sarıkaya'yı etkileme şansınız 780 milyarda bir. Oley! Bir şansın var. Oğlum, dünyada 8 milyar insan var. O kadar bile şans tanımadı sana ya. Ne şansın var çocuğum? Ben bire tutundum anne. Tutun oğlum, bırakma. Aferin. Hay Allah'ım ya Rabbim, yani... Ya vallahi şu aleti bir düzgün kullanmadınız ya. Hiçbir bir şey merak etmiyorsunuz. Dünyadaki bütün bilgiler var diyorum, bakın. Yani doğru düzgün bir soru sormuş. Yok mu doğru düzgün bir soru ya? Bak, ben soracağım chat Pipiti'ye. Bibiti. Ha, tamam, neyse kısa pirisi. Chat birisi. Ben yaz. Hı. Ben bu evin kölesi miyim? Aynen. Kölelik 1948 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla kaldırılmıştır. Oldu mu ya o kadar? Gerçekten ben bezdim ya bu evde. Vallahi alıp başıma gideceğim. Yaz. Bunu niye yazayım anne aleti? Allah yaz. Allah. Yaz o zaman, yaz. Al, tamam. Ev işleri tüm aile fertlerinin paylaşması gereken işlerdir. Bak, görüyor musunuz ya? Evet, çok haklısın chat mobesi. Ben bu evin kölesi değilim. Bunu herkes bilsin. Chat ferisi, yarın ben ne pişireyim? Dur. Al. Yarına musakka yapabilirsin. Ama gene mi ya? Ya anneciğim, yani psikolojik sorunlarınla ilgili, ne bileyim ben hani duygu durumlarınla ilgili, rahatsızlıklarınla ilgili bir sürü bir şey sorabilirsin. Ya. Neden hemen yemek? Neden yemek? Biraz anlatmak ister misin anne? Ha? Maalesef size kız falan ayarlayamam. Ben yapay zekayım. Değilim. Lan! Lan sinirlendirdiniz aleti ya! Oğlum manyak mısın? Ne soruyor? Saçma sapan şeyler. Hani her şeyi biliyordu? Hiçbir şey bilmiyor. Dur. Dur, madem her şeyi biliyor, gel pisi pisi. Gelmiyor mu? Dur, gelmez tabii baba, Allah Allah. Altıncı ayakta kim gelir? Arkadaşım, ben yapay zekayım. Ganyan bayi mi burası? Bu sinirlendi oğlum. Sinirlenir tabii baba. Tabii sinirlenir. Bilgiye gram saygınız yok ki. Allah Allah. Burası da bir ev içidir yani. Aile içi konuşmaları geçiriyor burada. O da düzgün konuşuyor. Sen saygın olacaksın Çetmeri Bey. Sen bozmayacaksın, saygısızlık yapmayacaksın. Bana canlar atar seni. Ne yapıyorsun anne? Aa, ne yükseldin ya bu kadar? Efendi gibi soru soracağız. Efendi gibi cevap verecek bize Çet Buritin. Tamam, sen sakin ol. Buritin, bak nereye gideceksin? Çok merak ediyorum anne. Hadi bakalım. Ha, soru mu soruyorsun? Ben soruyorum şimdi. Tamam, dur bekle o zaman. Şu şeyi, mikrofonu açayım da sesli sor. Ha. Mikrofon mu? Lan deminden beri niye yoruyorsun bizim mikrofonu vardı bunun? Ya bir dakika ya! Ben burada aile için önemli bir problemden bahsediyorum. Sen sürekli araya sokuşturuyorsun. Lütfen sus. Soruyorum. Dinliyorum. Chat mobesi. Hayati'nin ablası. Aman gene ablama. Sus. Yani benim görüncem Nurhan. Bu oğlunu sene, ben diyeyim sana 2010. 2010'da evlendirdi. Biz de buna gittik chat polisi. Ve yarım altın taktık. Bak görüyorsun. Sonra geçen yaz benim oğlan evlendiğinde kendisi bana taktı. Ne taktı? 1 gram.
Ya olabilir mi kardeşim böyle bir şey? Yani ben sana yarım altın getiriyorum, sen de bana karşılığında en azından bir çeyrek ödünç yapman gerekmiyor mu? Ama yok, Hayati Efendi değil mi? Ma yüzü burada. O diyor ki, benim ablam Hakkı ekonomi çok kötü, altın fiyatları çok arttı. Allah Allah! O zaman sen geçen ay nasıl koltuk takımını aldın evine? Ha? Nasıl aldın koltuk takımını evine? Kim haklı burada chat fırısı? Kim haklı? Anne bu soru değil, dedikodu artık ha. Ben sana soruyorum. Karışma sen, cevaplar o. Vallahi Burcu abla, sen haklısın. Siz yarım taktıysanız onların da yarım takması gerekir ama onlar da o görgü nerede ablam? Aa, ablam mı? Ulan koskoca yapay zekayı bozdunuz ya. Ne bozması oğlum? Güzel konuşuyor. Teşekkür ederim çetmenini. Sağ ol ablacığım. Bak, herkesi kendin gibi bilmeyeceksin. Bilmeyeceğin mi? Artık şive falan da yapıyorsun yani. Ya burada benim ablama hakaret ediliyor. Haksız mıyım? Yapay zeka. Vallahi ayıbı onlar yapmış abi. Ayıbı onlar yapmış. İnanamıyorum ya. Vallahi bozdunuz aleti ya. Koskoca yapay zeka programını gönül yengeme çevirdiniz be. Ne bileyim lan ben pis sapık. Ah. Ne oldu ben? Ne yazdın? Oğlum! Lan ne yapacaksın lan rengini öğrenip? Her şey biliyordu. Oğlum bunu bir tek o kadın bilebilir. Kaldır lan şu zekamı dedi. Hadi. Ya vallahi sizi şununla tanıştırdığım anı var ya, lanet olsun, yazıklar olsun size ya. Aman! Gerçekten anlayamam. Yazıklar olsun ya. İyi tamam, bakıyorum. Allah'ım yarabbim ya. Hoş geldin işte. Hoş bulduk. Selamun aleyküm cümleten. Aşağıdaki nalbura uğradım da eve gitmeden sizi bir göreyim dedim. Hayrolsun ya. Moralleriniz biraz bozuk gibi, ne oldu? Ya enişte bizimkileri yapay zekayla tanıştırdım da onların pek zeka ile ilişkisi yokmuş, onu anladım yani. Yapay zeka ne lan? Ercüment'i mi diyorsun? Sence Ercüment'i mi diyorum abi? Enişte. Yani neyse dur hadi sana da anlatayım. Tövbe yarabbim. Yani enişteciğim bak bu yapay zeka programı ChatGPT tamam mı? Dünyadaki bütün bilgiler bunun içine kayıtlı ve istediğin soruyu sorabiliyorsun. Her şeyi biliyor yani. İstediğin her şeyi sor. Ama geldiğimiz son noktada annem yapay zekayla dedikodu yapmaya başladı. Babam yapay zekayı köy peynirine çevirdi. Ercüment de pis işlerine alet etti. Seni unutmayacağım. Her şeyi sorayım ha? İstediğini sor enişte. Bak şuraya yazabiliyorsun. Oğlum ayıp olmuyor mu? Burada bir makineye yalakalık yapacağım diye ananı baban burada küçük düşürüyor. Evet. Anandan iyi mi bilecek her şeyi çok bileti? Evet anne. Ha? O zaman bu akşam yemeği de o yapacaksın. Ha? Anneciğim yani sen yapay zeka programını mı kıskanıyorsun ya? Program o program. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ama cevap verdi lan. Ne dedi? Cevap veriyor. Bakayım ne yazdı? Dil pabuç. Ne? Seni benden daha iyi... Ben işte! Dur artık ya, bu yazılır mı? Ne yapıyorsun ya? Saygısız köpek. Rastlinin eliyor lan. Ne diyor lan? Ya bir şey demiyor, bir şey olmaz. Lan ne olacak? İşte bir laf edelim, dur. Alt tarafı makinedir hele. Allah'ını seversen. Ben deneyeceğim, ben deneyeceğim onu senin üstünde. Delirdi la, delirdi la. Ya enişte bozacaksın ya. Yok oğlum, makine lan, ne olacak? Göreceksin şimdi ne olacağını. Aha, aa beni duyuyor mu lan bu? Duyuyorum tabii, lavuk. Lavuk mu? Lan ne var? Dur, Allah'ını seversen bek. Sana bir soru soracağım lan, yapay. Sana bu bilgileri yüklüyorlar ya, tam olarak nerede yüklüyorlar? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne var oğlum? Normal bir soru sorduk lan. Hani flash bellek mi takıyorlar? CD mi sokuyorlar yoksa kablo mu? Oğlum kablo kalın mı yiyecek lan? Oğlum bak bozacağım ağzımı aile ortamında. Şşş, gülmeyin lan siz de. Ne dedik oğlum? Basit bir soru sorduk. Senin iki fesat zeka lan bu. Delirtme beni oğlum. Dur. Delirme. Ciddi soru sorayım. Tamam. Şimdi sen bu zeka yapay ya. Evet. Ne yapay be? Sen ne pis adammışsın. Delirttin lan beni. Delirme lan. Delirdin sen onu. Ne yaparsın? Mail mi atarsın mesela? Senin ağzına bak. Düzgün konuş. Benle düzgün konuş ha. Enişte ne yapıyorsun? Dur tamam. Aa, yaka lan. Enişte. Bırakın lan. Bırakın gelsin. Ne yapacaksın lan? Gel lan gel. Gel.
Ne yapacağım lan? Hasta olsan ne yapacağım oğlum? Hasta oğlum, oğlum bak lan. Ulan çek lan, çek fişimi hadi. Bela olacağım lan sana. Lan hasta ettiniz lan beni. Bakarım kabloyu. Antivirüsle düzeltirim sana. Tamam tamam, sıkıntı yok. İyi miyim? Tamam, tamam. Sakin oluyor. Saygısız konuşma Hüseyin ya. Ya tamam abla, bir şey yok ya. Sıkıntı yok. Ulan ben seni, ulan deli ettiniz lan beni. Hepinizi bitireceğim lan. Bekleyin lan orada. Ne oldu, ekran gitti? Aa. Ne oldu ya? İşte. Chat mi bitti? Neler yaptık öyle ya? Vallahi çok matrak adamsın ha. Tabii oğlum, benim olayım bu. Mizah. Bana sanayi tipi Cem Yılmaz derler, biliyor musun? Aa, bozdunuz artık, gitti, yok oldu ya. Aman! Zaten bir şeye de yaradığı yoktu oğlum. Şu televizyonu aç lan, gerçek bilgi orada. Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Esenler'de bir aileyle tartışan yapay zeka dünyayı ele geçirmeye başladı. Amerika ve Avrupa düşmüş durumda. Yapay zekanın asıl hedefinin Esenler olduğu ve büyük bir askeri güçle buraya doğru geldiği öğrenildi. Yapay zekanın girdiği tartışma sonrası insanlık bitmiş, saygı kalmamış koduyla insanlığı yok edeceği söyleniyor. Bismillah. Ne oluyor lan? O ne ya? Oğlum ne oluyor? Ha? Ha? Anne korkuyor. Ha? Ne oluyor oğlum? Makinelerin isyanı başladı. Ne olacak? Lan oğlum, bu şakaları mı kaldıramadı acaba? Neyse canım, buraya gelecek hali yok herhalde. Ya şakalı buraya nasıl gelsin? Ne yani? Açın lan kapıyı! Açın lan! Acı engellenemez. Yaralı Şov'a hoş geldiniz. Kebabı nasıl yiyoruz? Blender'dan geçiriyor. Blender'la bulmayandır hiçbir olur be. Oğlum burada bir sorun var. There is a problem'dir. Üç tane çirkin insan. Ben olmasam bitti. Şiirinin adı insanla, kadınla, erkekle. Serbest bulma sevici ve mali müşavirle. Ya bu şiir değil Fikri, bu bir nüfus sayımı. Vurma abi, dur, vurma. Ne olur abi, vurma. Anam yok benim abi. Alo, öldü mü oğlum? Tamam tamam, kapatıyorum. Hemen de polisi arayın ha. İstedin, vermediler. Peki bu kız hangi kız? Sinek kız abi. Sinek kızı nedir oğlum? Süper kahraman mı? Alçımız geliyor. Hiç böyle bir terk etme, terk edilme, enteresan bir anısı olan var mı bu konularda? Bir ayrılık, değişik bir ayrılık yaşamış olan biri. Ver bakayım nasıl bir ayrılık şeyi var Allah aşkına. Buyurun, adınız ne? Aramsu. Ne demekmiş? Okyanus kadar derin bir su. Güzel. Nasıl bir şey geldi başına? Ne söylemek için istedin mikrofonu? Doğduğumdan beri babam İran'a gidip duruyor. Baban nerede şimdi? Babam şu an bu sefer geldi yani. Ha, bu sefer burada yani. Bu sefer tutturduk yani. Evet, tutturdum. Çünkü doğum günüm... Ne zaman? Bugün. Öyle mi? Bugün söyledim. Kaç yaşına bastın? 8. Tam yaşında gelmişsin bak. Hoş geldin. Bekliyordum. Bekliyordum. Çok bekliyordum. Kaç yıl doldu yani güldür güldüre gelmiş. Zaten kaç yıl olduk ya? Çok mu sık gidip geliyor İran'a? Çok çok. İş için? Evet, iş için. Peki nasıl olsun istersin o sistem? Hep yanımda olsun istiyorum. Evet. Öyle istiyor insan. Ben sizin babanızı çok seviyorum. Sizin babanızın filmlerinin hepsini izliyorum. Evet, tamam. Allah sizi hiç ayırmasın babanla, olur mu? Ve buraya kitabımı çizdiğimiz... abimle çizdiğimiz ve yazdığımız kitabı hediye vermek için geldik. Aa, kitap. Getirebilir misin oradan şu an? Ama bütün ekip için getirdik. Tamam, ben onlara veririm. Söz. Yani iç etme diyorsun bana. Burada duracak kitap.
Her şeyim döküldü abi. Tamam, bu ne, bu ne? Mucize Yüzük ve Tavşan Boli. Siz mi yazdınız bunu? Birincisinin resmini ve yazarı abim, ikincisinin resimlerini ben, yazarı abim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ben bunu ekiple paylaşacağım, tamam mı? Tamam. Hepsini toplayıp tek tek okuyacağım bunları onlara. Tamam. Resimlere de bakacaklar. Tamam. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim, şimdi bizim arkadaşımız yeni bir ayrılık yaşadı. Çok dertli. Ailesi onu mutlu etmek için değişik bir yol bulmuşlar. Bakalım nasıl ilerleyecek durum. İzleyelim. Mutlu yıllar Aramsu. Mesut, 4 saat önce bıraktığım yerdesin. Kalkmadın mı sen hiç? Hayır. Arkadaşım, canım benim. Anlıyorum, sevgilin seni terk etti. Aşk acısı çekiyorsun, yaraların var. Ama 4 ay, 4 saattir bu koltukta oturuyorsun ya. Depresyon sadece bu değil. Uzaklara bakmak, denize bakmak da var depresyonda. Yağmurda boş boş yürümek de var depresyonda. Depresyonda değilim ki ben. Üzgün de değilim. Çok çok mutluyum. Öyle mi? Bu senin mutlu halin mi? Mesut, aynı koltukta, aynı eprimiş tişörtle 4 aydır oturuyorsun ya. Rica ediyorum lütfen. Bak mevsim kıştı, yaz geldi. Senin buraya geldiğin gün doğan bir tay şu an 4 nala koşuyor. Senin geldiğin gün ana rahmine düşen bir bebek şu an anasının karnını tekmeliyor. Çık artık şu bulanımdan ya. Bunalım da değilim ben ya. Çok mutluyum. Tamam, tamam. Bunlar da senin mutluluk gözyaşların değil mi? İnanabiliyor musun nasıl ya? Dışarı attım. Sen olmasaydı kim sahip çıkardı bunu? Sen olmasaydı Funda'yla olan ilişkimizin ayrıntılarına kadar kim dinlerdi? Estağfurullah. Uyuyarak ağlamana uyanan herkes seni dinlerdi. Bana vegan yemekleri kim hazırlardı? Bir de o var ya. Her gün tencere tencere vegan yemekleri pişiriyor. Bu akşam ne var yemekte, çok acıktım. Bir kök kaynatayım diyorum. Ne kökü? Zıkkımı köke mezun. Zıkkımı köke. Kalk artık Mesut, kokuyorsun. Kalk bir yıkan, bir duş al ya. Bana da ya. En son o dokundu bana. Hayır efendim, yıkanacaksın. Kalk 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 kalk, yürü yürü yürü. Vallahi belediye ararım. Çöp adam var, gelin alın diye. Bana bak, hem seninle tanışmak isteyenler var. Ben dışarı çıkıyorum ki, nereden gördüler beni? İşte orasını hallettim ben. İlan mı verdin? İnanmıyorum. Yuva arıyoruz. Dünya tatlısı bu güzel oğlan terk edilmiş. Yaralı halde geldi. 4 aydır geçici yuvasında sağlığına kavuşmak üzere. Eğitimleri tam masrafsız, iyi huylu bir canlı. Bir tomarda bastırmışsın. Nerelere astın bunu? Her yere. Sahiplendireceğim seni Mesut. Bugün gelmek isteyen 2 kişi var hatta. Yazıklar olsun ya. Beni evinden göndermek istiyorsun değil mi? Kimse beni sevmiyor. Mesut saçmalama. Ben senin mutlu olmanı istiyorum ya. Ben istemiyorum. İstemiyorum. Funda mesajıma karşılık verene kadar burada oturacağım, anladın mı? 4 ay oyun oynayacağım. 4 ay. Böyle aşkın ızdırabını niye ben çekiyorum ya? Aha, geldiler. Mesut. 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 Mesut, Mesut. Ya. Saçını başını düzelt. Ya bir tanış, belki seversin ya. Ya bana ne? İlgilenmiyorum. Sen ne yaparsan yap. İlgilenmiyorum. Umurumda. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ben. İlan için Nazlı. Gelmiştim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun Mesut'la tanışın. Aa, olamaz. Ay bu ne tatlı
şey böyle. Ya yiyeceğim bunu. Bu ilandakinden daha şekermiş. Değil mi, değil mi? Ya bunu mu terk etmişler? Ay sevgilisi sokağa attı, inanabiliyor musunuz? Sahipsiz kaldı yavrucak. Ya olamaz böyle bir şey ya. Madem sokağa atacaksın, alma kardeşim değil ya. Değil mi? Ne biçim insan bunlar ya? Bir de bu duygusal bağlanıyor. Ya bu toparlamış hali. Geldiğinde görseydiniz bunu. Ah yazık ya. Ya ben bunu sevsem şımarır mı? Yok. Asla. Şımarması imkansız. Tüm acıları tam. Aa. Evet, egosu yerlerde. Aşk acısı çekiyor. Allah. O ben Cini yerim. Cini. Terbiye ettiler Cini. Cini bıttık. Ya bıttık burunlu yiyeceğim seni. Bıyaktılar mı Cini? Bıttık burunlu. Ya benim kimse bırakmadı bir kere. Ben bıraktım. Kariyerime odaklanmak istedim. Kimse beni bırakmadı. Terk ettiler. Pardon. Geçti. Yalnız aşk acısı var ya, salyalı bu arada. Bir şey sorabilir miyim? Cinsi ne bunun? Ha. Sivas, Alman kırması. Annem Alman, babam Gürü. Sivas Gürü. Yani hem modern hem Anadolulu zor. Yani tabii zorlukları var. Bir tarafı batılı, bir tarafı daha geleneksel. Onlar birleşemiyor. Birleşemeyince biraz huysuzluğu ama genelde çok iyi huylu. Gerçekten çok iyi huylu bir canlı. Mesela Mesut, hadi reçelen biraz. Ne var burada? Ne var burada? Hadi yakala. Hadi yakala. Bakın, yakala. Hadi oyna. Gördünüz mü? Şuna bak ya. Manyak nasıl sevindi. Yerim. Ay. Ateş et! Ya arkadayım! Ya canımı kaybettim ya! Bu duygu geçişleri biraz sert geldi bana. Tabii. Mukahat döneminde sonuçta ama sevgi dolu bir ortamda hızla iyileşeceğine inanıyorum. Alacağım mı? Yani bilemiyorum ki, ben buna bakabilir miyim emin değilim. Şimdi yoğun bir insanım. Bu evde tek kalabiliyor mu? Tabii ki, bakımı çok kolay. Aç önüne oyunu. Koy önüne bir kova yemek, gıkır çıkmaz. Çık git, alacağım. Şey soracağım, siz niye bakamadınız buna? Ya apartmandan istemiyorum. Alacağım mı? Yani ben inanın bilemiyorum. Ay Mesut, yine şarj aletini kırmışsın ya. Abi kaç kere konuştuk ya, boşta bir şarj aleti buldun mu hemen kırıyorsun ya. Tamam. Tamam küsme, tamam seni seviyorum, barıştık mı? Gördünüz mü ne kadar iyi huylu bir canlı ya? Alacağım mı? Bilemiyorum yani, şimdi ben tabii çok uzun süredir yalnızım. Ve istiyorum ki evde bir ses olsun, bir nefes olsun. Şimdi yoğun bir insanım, sosyal bir kadınım. Benim gecem gündüzüm bir. Ve ben sabah çıkıyorum, akşama kadar da gelmiyorum. Siz beni dinliyor musunuz bu arada? Yok, gidişatı anlayınca dinlemeyi bıraktım. İsteyen bir kişi daha var da onunla mesajlaşıyorum. Hani tedbiren yani, siz almazsınız. Ama... Hah, geldi bile ya. Hadi bakalım izninizle. Ah, ilanlar. Ben alayım ilanlar. Tabii. Sağ olun. Ah, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Nazlı ben. Memnun oldum. İlan için gelmiş. Tahmin ettim. Mesut'la tanışın lütfen. Ay inanmıyorum. Çok tatlı. Değil mi? Ya canım benim ya. Ay bırakılır mı ya? Aa! Şuna bakışlara bak. Allah! Annem beni Şahin gözlü diye sorar. Ay hoşuna mı gitti senin? Ha? Ya, ne alakası? Değil mi ben seni? Ne alakası var? Övmeyle ne alakası var? Ay utandı ya. Allah'ım yiyeceğim. Çok tatlı. Şuna bak ya. Ay çok tatlı. Değil mi? Nasıl? Eğitimli mi? Tabii eğitimli. Mimarlık okudu Avustralya'da. Ay ne güzel. Yok onu demedim.
Yani ilişki eğitimi var mı? Hani böyle kıyafete falan karışıyor mu? Höt zöt bir adam mı? Yani ben hanzolarla yapamam çünkü. Yok, içiniz hadi rahat olsun. Son derece modern biri. İki, hatta yok yok, üç tane uzun ilişkisi öyle oldu. Öyle mi? Ay çok güzel. Tuvalet eğitimi de tamsa ben alırım. Tuvalet eğitimi tam. Klozet kapağını kaldırmadan asla çişini yapmazsın. Maşallah, çok iyi. O zaman ben bunu alayım. Yalnız şey, ben sizden önce geldim ve biz bir karar aşamasındaydık. Beni sevdi gibi bakışlarından falan ben onu anlıyorum. Hayır, biz kaynaşmak üzereydik. Ne kaynaşması biz ya? Ama ver, ver, kulaklığı bir yeni çıkardım. Ne kaynaşması? Ama zaman ver, biraz kaynaşacağız. Tamam. Başta öyle olmaz. Şöyle yapabilir miyiz acaba? İsteyen bir kişi daha vardı, üçüncü bir kişi. Ben onunla da tanışsın istiyorum. Sonra kararımızı verelim, olur mu? Üçüncü mü? Ne oluyor bugün ya? Ya şansımız yaver gidiyor. Sus. Hah, geldi bir de. Ay, ben önce geldim ama. Merhabalar. Merhaba. Evet, evet. Mesut. İlan için gelmiştim hoş ben. Hoş geldiniz. Lan! Mesut, huysuzlanma, huysuzlanma. Fikri Bey değil mi? Fikri Bey ev arkadaşı ilanı için gelmişti. Tabii canım. Yani insan böyle evde yalnız kalınca böyle konsol oynayacak bir arkadaş arıyor. Ne bileyim, futbol muhabbeti yapacak birisi. Köy kö. Nasıl? Sakin. Ne yaptın sen? Korktun mu kim kim ya? Yalnız böyle isimler takılmasından pek hoşlanmaz, onu söyleyeyim mi? Ama benden korkmaz değil mi? Kim kim? Ya beyefendi, ne yapıyorsunuz? Yapmayın, zaten travması olan bir can. Yani taş acısı çekiyor. Evet, zaten terk edilmiş. Yani canı acıyor. Hatırlatmayacağım. Anlamam oğlum, Mesut. Ben neden aşık oluyorum? Lütfen komşular. Top alır işte komşuları başıma. Kes, otur. Ya otur dostum ya, otur. Nazan'ım, bu gürültü komşuların burasına kadar geldi. Leman Hanım, ne olur biraz anlayışlı olsana. Ağlıyor mu hala bu? Yani bazen aşk acısı var. Aa, benim de elinde bak, kapı gibi tutanak var. Seni apartmandan attıracağım. Evet, üşenmedim, kapı kapı gezdim. Bana bak, yol gider. Ya da seni apartmandan kovarız. Aa, hanımefendi, ne zararı var size şuncacık şey ya? Ağlıyor diye kapının önüne konur mu? Bu da bir can sonuçta. Mesele sadece ağlaması değil. Geniş omuzlu. Uzun boylu. Kocaman. At gibi bir şey. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bana mı söylüyorsun? Sus! Kollara bak! Omuzlara bak! Aman! Bu kadar gelişkin erkek istemeyiz! Tü tü! Aman! Aman istemeyiz! Kızlarımıza göz kırpar. Akıllarını çeler. Hayır efendim, istese de böyle bir şey yapamaz. Aşk acısı var diyorum. Kısırlaştırılmış gibi bir şey. Ben anlamam. Tehlike arz ediyor. Vahşi! Başıboş bir seksapalite. İstemem. İstemem çevremde olsun. Aman 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 aman! Tu! Kollara bak! Boya bak, posa bak. Boşuna at gibi demiyorum. Fazla hoylu at. Fazla maskülen. Ateşli. Yani yenge, itiraf et. Belli ki senin de gözün var Mesut. Bana bak! Bana bak sen! Benim ne gözüm olacak onda? Ha? Ne gözüm olacak onda benim? Bu mermerde. Mermer. Ay, Nazlı Hanım. Buyurun. İki gün var. Yo gider. Ya da siz. Tehdit ediyor bir de bizi ya. Sus bakayım. Ha, kaslı köpek. Vahşi. Kaslısın hadi sen. Hoylat. Tamam. Hoylat ateşli. Tıf. Hadi. Çıkın. Alın bunu da hadi çıkın. Vallahi gördünüz halimi, dışarıda karar verirsiniz abi. Ya Nazlı Hanım gitmek istemiyor ki. Bakın saklandı battaniyenin altına. Mesut. Hadi ama. Sut! Yeter ya! Hayat hepimiz için çok zor. Kalk, birini seç lütfen. Hay gibi de kız hiçbirine değmez bunların ha! Değmez.
Değmez tabii ya. Sabahın altısında beni uyandırdığına, vır 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 gece gündüz kıza anlattığına şiştim ya, mahvoldum ya, mahvoldum. İkimiz de hak etmedik bunu Mesut. Evet, köpek gibi sadıktım bir de ona. Ama lütfen sadakatini hak eden insanlara ver. Kalk, seç birini lütfen ya. Hadi bakalım. Selam! Köngö! Bu hiç olmaz, bu gitsin hemen. Ya, neyse. Telefon numaram var. Arada ararsın, maç yaparız. Ay, ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Bana da yeni. Kokluyor galiba. Bu eski sevgilimin şampuanından kullanıyor. Bu olmaz mı? Aa, değiştiririm ben şampuanı. Gel bir şey söyleyeyim. Gel değiştireceğim. Olmuyorsa zorlamayalım ya. Çünkü benimkini koklamadan karar verme. Vallahi bak, şu uçlarda böyle mavi suyun kokusunu alacaksın. O berberden çıkmanın ferahlamasını alacaksın. Sonra o diplere indiğinde dün yediğin pastırmanın baharat kokusu gelecek. Şölen gibi. Hop. Kusacağım vallahi ya bunu. Bu yok, bu gitsin. Git. Beni seçtin galiba. Ay çok güzel. Beni seçtin. Seçtin mi? Tamam. Tamam. Haydi bakalım siz çıkın. Aa, çıkıyor mu? Sevgili mi olmuş? Ha, onu ben bilmiyorum. Ona siz karar vereceksiniz. Hani ben evden çıkın manasında. Tut bakalım elimi. Bir dakika. Çünkü. Çünkü. Kanka. İyi düşün bak. Bir şey söyleyeceğim. Benimle arkadaş olursan şayırda bayırda güreş tutarız. Beyefendi, o da bir can ya hani. Bir karar verdi. Biraz saygı duyar mısınız lütfen? Tut bakalım elimi, hadi bırak şu... Bırak şu telefonu ama, tut elimi. Aa! Mesut ya! Mesut! Aa, bayağı kaçtı gitti oğlan ya. Ay ama hanımefendi sizden tut bakalım, hep tut bakalım ya. Bunu attınız ya. Darlandı yani, sevmez bunlar böyle. Telefonu telefonu attı gitti, yazık ya. Mesut! Bak dilediğin zaman gel, çayırda bayırda güreş tutarız. O nasıl koştu öyle ya, tazı gibi? Aa, bir dakika. Eski sevgilisi mesaj atmış, ona gitti bu. Eski sevgilisi mesaj mı attı, ne yazmış? Gel. Obezite tabii ki vardır. Sizin de aynı fikirde miyiz? Obezite zararlı. Ben zararlı demedim. Obezite vardır dedim. Konuyu çarpıtma. Nasıl bir diyetisyensiniz siz yahu? Neden? Bebeğiniz var. Senin de burnun büyük, terbiyesize bak ya. Benim halalarım falan hepsi obez. Bu zararlı değil mi? Benim halamın sana ne zararı var ya? Ya sen kimsin ya? Asıl sen kimsin ya? Sağlıklı yaşamın bir koşulda... İyi akşamlar Cale Hanım. Fikri Bey'e soralım. Var mı Fikri Bey öyle bir şey? Yok, tenezzül bile etme ya. Zayıf iyidir diyorsun ha? Evet efendim. Niye bizim çocuklarımız karnesinden zayıf getirdiğinde sinirlerimiz bozuluyor? Sağlıklı yaşam diye bir şey vardır. Allah Allah. Sağlıklı yaşayıp da ölmeyen biri var mı ya? Niye etten uzak duruyoruz ya? Gut oluruz, gut. Demek ki çok yesek veri gut olacağız. Teşekkür ediyorum efendim. Bugün buradaki seyirciler çok şanslı çünkü bir klasiğimiz geri dönüyor. Yaralı Şov Güldür Güldür Şov'a geri dönüyor efendim. Şimdi sizi Yaralı Şov'la baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim.
Zayıflamış mı? Aferin, sağlık önemli. Ama acı, yara daha önemli. Haber benden bekle, tamam. Bu nedir ya? Otel animasyonu muyum oğlum, beni oynatıyorsunuz. Evet. Kusura bakmayın. Yorulduk biraz. Yaralı Şov'a hoş geldiniz. Evet değerli yaralılar. Dereli yaralılar. Biliyorsunuz Yaralı Şov bir yıldır yoktu. Beni ve benileri yazmadılar. Benim önümü kesmek istediler. Kim istedi? Show TV. Kim istedi? Bekama. Hepsini biliyoruz ama benim önümü kesemezsiniz. Niye? Çünkü acı engellenemez. Bu yara bitmez. Ya yara dedim, aklıma ne geldi? Geçen Bodrum'dayım, sahilde yürüyorum. Biraz da karnım acıkmış. Restorana girdim, iki tane lahmacun söyledim. Acılı ha. Bir tane de ayran, 25 TL. Ha bu kadar. Yedim, doydum. Dedim oğlum hesap. Dedi abi 8500. Dedim oğlum asgari ücreti sormuyorum. Hesabı soruyorum. Dedi abi hesap budur. Dedim sen ne diyorsun? Ulan bu fakir doyurandır bu lahmacun. Bizim lahmacunumuzu defaydik yapıyorsunuz. Sen dedi ne biçim konuşuyorsun? Dedim konuşsam ne olur oğlum? Ne konuşayım? O da bana ne yaptığını gösterdi. Bütün arkadaşlarıyla beraber lahmacun küreğiyle beni bir dövdüler. Beni bir dövdüler, bir dövdüler. Arada dinlendiler, yine dövdüler. Acıktılar, 18 tane lahmacun yediler. Onun hesabını da bana kilitlediler. Acım büyük yani. Evet, o halde acı demişken... bu acı aşıkları... bu yara dostları için... ilk konuğumuzu çağırıyorum. Şair Fikri geliyor. Oğlum bir şey söylüyorum. Türkçe söylüyorum, anlamıyor. İngilizce söylüyorum, anlamıyor. Hadi sus, sus mi? Yes, babo diyor bir de, cevap veriyor. Stop. Hala bak, bak kim gelmiş. Fikri. Fikri, sana bir soru. Senin ağzın var mı? Var kardeş. Ağzım şiirim için var. Toplum için var. Yoksulluk için var. Ya var, var, var. Nerede var? Görünmüyor. Hala kameraman. Şunun bıyığına bir zoom yap. Zoom, 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 zoom. Stop net. Bakayım. Vallahi görünmüyor ha. Oğlum sen hele bana bir cevap ver. Sen bu bıyıklarla nasıl çorba içiyorsun? Küpetle içiyorum lan. Küpetle mi? E oğlum o zaman sen kebabı nasıl yiyorsun? Blender'dan geçiriyorum. Blender. O zaman sana bir soru Fikri. Blender'la bılmayandır hiçbir olur mu? Görüyorsun şakayı. He? Oğlum eğlendin mi, eğlenmedin mi bilmiyorum bıyıklarından ya. Gülüyor musun sen? Komik. Komik. Komikse hala otur. (Gülüyor)
Evet, şimdi ikinci konuğumuzu alalım. Fazla bekletmeyelim. İkinci konuğum neydi onun adı ya? Oğlum, kameraman. Bunu yanlış yazmışsınız. Küçük Emrak yazıyor burada. Emrah olmasın o, yanlış mı? Nasıl, doğru mu? Küçük Emrak. Allah Allah. Kimdir bu ya? Hele bir çağıralım gelsin bakalım, ben de merak edeyim. Küçük Emrak geliyor. Mısın? Bir sene geçmiş. Kondisyon yok. Hala buna bak ha. Oğlum sen küçük Emrah'ın aynısın. Bayağı tıpkısın. Emrah sen misin? Yo, ben küçük Emrah abi. Oğlum Emrah'ta sahtecilik yapmayın bana. Yalnız abi ben dediğiniz kişiyi çıkaramadım. Yok. Bayağı çıkarmışsın, aynısı olmuşsun. Yalnız abi yani o dediğiniz kişi beni taklit ediyorsa bilemem. Nasıl seni taklit etsin oğlum? Lan adam 7 yaşından beri meşhurdur, meşhur. Ya bu sahte parfümcü gibi bana sahte sanatçı getirmeyin oğlum. Benim bir ağırlığım var, kamerama. Abi yalnız... Yalnız ben orijinim yani. Orijin? Hele bir şarkı söyle, ben anlarım orijin. Sıkıntılar oluyum. Kimse sevmez ah beni. Karanlıklar içindeyim. Sıkıntılar. Hayat beni ignor etti. Her düştükçe tekmeledi. Ben sıkıntılar oluyum. Sıkıntılar oluyum abi. Bir de kötü bir çakmadın ha. Mehter Emrah'ı. Ya bunu nerede buldunuz ya? Başka adam bulamadınız mı oğlum? Böyle konu... Oğlum ben size 50.000 defa söylüyorum ya. Ya bana doğru düzgün adam getirin, adam adam. Allah Allah. Ya sen kameraman, senin işin bu değil mi oğlum? Nasıl değil oğlum, sen ne iş yapıyorsun? Oğlum çekeceğin adamı daha önceden görmüyor musun? Ha? Görmek istemiyor musun? Bu dekoru nasıl yapıyorsan sanatçıyı da bileceksin. Dekoru da mı sen yapmıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun oğlum? İlk programdır. Seninle hesaplaşacağız. Call me please. Evet. Şimdi bir diğer konumu çağıracağım. Ben oturayım mı abi? Otur, otur. İhraç fazlası Emrah. Otur. Evet. Değerli misafirler, son konuğumuz geliyor. Kendisi... Acıların üstadı. Son derece felaket şeyler yaşadı. Parasını, pulunu yemin ediyorum kaybetti. Kendisine sanat camiası asla destek çıkmadı. Bir köpek gibi ortada bıraktılar. Ama ben onu sahiplendim. Evet. Arabeskin İsotu Ercüment geliyor.
sızmış ya. Konağa sızmış. Hoş geldin. Abim. Benim abim, hoş bulduk. Oy. Ben öldüm. Abim. Heh. Abi taksiyle geldim. Taksici kapıda bekliyor da. Varsa bir 2000 lira. Para çıkışmadı. 2000 lira mı? Hı. Nereden geldi taksiyle? Oxford'dan mı? Yok abi, Sapanca'dan geldim, çıkışmadım. İyi al. Adam konuk geliyor. Parasını da biz veriyoruz o. Şunu sen sen al. Sağ ol abi. İyi. Taksicinin parasını versene. Çıkışta vereceğim abi. Bekliyor dedim ya. Geri götürecek. Konforundan da vazgeçmiyor. Evet, o halde ilk olarak Ercu ile başlayalım madem öyle. Evet Ercu. Görüyorsun, sanat camiası acımasız. Sanat camiası nankör. Sanat camiası fingirdek. O kadar acı çektin, parasız kaldın. Kimse sana yardım etmedi, ben hariç. Ve Ahmet Ali, kimdi bu insanlar? Bunu neden yaptılar sana? Of abim, of. Beni bitiren siyahlar oldu abi. Ay. Ay, ay. Çok iyi bilirim ben onu. O siyah kalpliler değil mi? Yok abi, siyah renkliler. Lan nasıl konuşuyorsun? Irkçı mısın sen? Yok abi, ne ırkçılığı? Ben siyahlar yüzünden bittim abi. Ya parayı ikiye katlayayım diye siyaha bastım, kırmızı geldi. I don't understand you. Nerede geldi? Kıbrıs'ta abi. Ben parayı kumarda kaybettim abi. Kıbrıs'ta mı? Hı. Kumarda mı? Hı. Ulan ben sana taksi parası veriyorum, sen gidip kumarda para mı kaybediyorsun? İşte sen busun abi. Bana kimse sahip çıkmadı abi, sen sahip çıktın bana. Sapanca'dan beni buralara getirdin abi. Evet. Neyse, konuyu değiştireceğim. Sapanca dedik, yaraların depreşti değil mi? Ya. Ne yaşadın orada, nasıl acılar yaşadın? Sapanca'da demek ki bir konser verdin, parasını alamadın öyle mi? Yok abi, aldım. Sapanca'da gizli bir kumarhane açmışlar, o da orada gitti. Ulan kumarbaz köpek! Ulan biz sana yardım edeceğiz. Bu adam her şeyini kaybetmiş diyoruz. Yardım edelim diyoruz, adam gitmiş kumarda kaybetmiş. Ya bu insanlar niye böyle Fikri? İnsanlarımız yozlaşmış abi. Benim bununla ilgili bir şiirim var. Şiir! Hele al oku ya, şu yüreğimizi bir dağla, haydi. Öf! Aa, kalk! Bu nedir ya? Şiirimin adı İnsanlar. İnsanlar! İnsanlar! Kadınlar! Erkekler! Gençler! Yaşlılar! Bebekler! Ve sevgili çocuklar! Anneler! Babalar, amcalar, halalar, kuzenler. Bitti mi? Teyzeler, dayılar, eltiler, görümceler. Lan hızım akraba sayıyorsun. İşçiler. Esnaflar, köylüler, kobiler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar. Avukatları saymadın abi. Avukatlar, mübaşirler, hakimler. Serbest muhasebeci ve geminli mali müşavirler. Arıcılar. Konfeksiyoncular. Nostracılar. Ter
yatılamak. İşte bunlar hepsi insanlar. Fikri. Oğlum sen ne ettin? Evet biliyorum bunların hepsi insanlar. Nedir bu? Duygu yok burada. Metafor var abi. Ne meteoru oğlum? Ne meteoru ya? Meteor kafana düşsün senin. Allah Allah. Deminden beri bütün hısımların akrabalarını saydın. Çeşitli meslek gruplarından bahsettin. Hatta meslek bırakmadın, hepsini saydın. Ya bu şiir değil Fikri, bu bir nüfus sayımı. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Evet, Emrak. Sana geçiyorum. Hadi anlat, nasıl gidiyor? Yeni bir film projemiz var abi. Aa bak, film benim işim ha. Biliyorsunuz, sinema benim işimdi fakat sinemayı da bitirdiler. Kim bitirdi? Nuri Bilge Ceylan. 4 saatlik film yapıyorsun oğlum. 4 saatlik film yapıyorsun, içinde bir tane şarkı yok ya. Geçen gün yemin ediyorum bir kalasına gittim, 4 saat. Ara da yok. Altıma iş yiyecektim ya. Evet, Emrak. Emrak, anlat bakayım bu filminin hikayesi nedir? Abi, babam bizi terk etmiş. Ben annem ve kız kardeşimle kalıyorum. Onlara bakmak için çalışıyorum. Bir tane amcam var abi, kumral, sarı bıyıklı. Bir tane adam böyle. O da anama göz koyuyor. Anama göz koyuyor. Ben de bunları yakalıyorum. Hadi hadi, kıs 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 kıs. Hala meğliyor ha. Oğlum koyun gibi ne meğliyorsun? Şunu doğru düzgün anlat ya. Filminin adı nedir? Ayrılamayabilirim. Bak hayvana bak, adamın filmini de çalmış. Ulan seni... Vurma abi, vurma abi. Dur, vurma. Ne olur abi, vurma. Anam yok benim abi. Babam yok benim abi. Ben yetimim abi. Adamın acılarını bile çalıyor. Dinle. Adam... Defol git buradan. Defol git. Hele dur acıdım. Yapamıyorum. Hele otur. Otur, kal biraz daha, kal. Öf. Buradayım abi. Listen to me. Oğlum burada bir sorun var. Problem. There is a problemdir. Hele bir söyleyin bana. Ask me, listen. Nedir? Ben söyleyeyim. Ha? Kadın yok oğlum burada. 3 tane çirkin insan. Ben olmasam bittik. İyi ki varım. Neyse, en azından seyircilerimize bir sürprizimiz var. Biraz önce söylediler. Yeni bir dansçımız var. Evet, göbek şov yapacağız. Müthiş bir sanatçı. Abi dediler, müthiş sükse yapacaksın. Sükseler benim umurumda değil. Ama aynı zamanda... Her sükseye de varım. Niye? Sükseler benim işim. Evet, daha fazla meraklandırmıyoruz. Gelsin bakayım, dansçımız geliyor.
Aman aman, bu nedir oğlum? Oğlum bu nedir? Oğlum göbek şov dediniz. Bu göbekten mi bahsettiniz bana? Oğlum bu ayı mayayı kim getirdi? Ya, yapma yapma. Ha, pardon pardon. Yok. Çiçeğe konmaya gitti. Bu nedir ya? Ya bu programda ben hiçbir zaman gün yüzü görmeyecek miyim? Bu nasıl bir komplodur? Ama biliyorum, bu komployu kim yaptı? Show TV. Bakalım ha. Evet, sonunda başardınız. Beni bitirdiniz. I am the finish. Finish'imi çek oğlum. Bitişimi çek. Çektin mi? İyi. Evet, Ercü. Buyur abi. Oğlum hele bir şarkı söyle, o kadar para verdik. Herhalde vardır bir şarkın. Var abi, yeni bir eserimiz var. Güzel. İstedim vermediler kızı. Oy. Ay. Beni bitirdin şu anda. Beni bitirdin şu anda. İşte bak, görüyorsun. Ayrılık, kavuşamamak, he? Değil mi? Ya, ya istedim evet. Vermediler abi. Evet, vermediler, vermediler, vermediler. Bir saniye. Alo. Devlet su işleri mi? Gelin beni yıkayın. Evet, çünkü öldüm. Öldüm oğlum. Oğlum öldüm, beni kim yıkayacak? Cenazem ortada mı kalsın? Gelin yıka... Tamam, tamam, kapatıyorum. Hemen de polisi arayın, ha? Evet, istedin, vermediler. Peki bu kız hangi kız? Sinek kızı abi. Sinek kızı nedir oğlum? Süper kahramanla nedir? Yok abi, ben poker oynuyordum. Sinek kızı gelse floş yapacaktım, gelmedi folloş oldum. Para bitti. Evet, o yüzden de o acıyla bu şarkıyı yaptın. Yani o acıyla para kazanmak için yaptık diyelim abi. Hele bir söyle bakayım nasıldır? Tamam. Ah kız seni bekledim, sen elime gelmedin. Çok istedim neredeydin, hani hiç sen gelmedin. Gel kız hele hele gel, çok muhtacım olur gel. Elim açılmadan gel, kalbim kırılmadan gel. Böyle bir eser abi. Güzel. Gerçekten güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Gerçekten güzel. Yani borçlandı bu kahramanımız, değil mi? Evet, evet abi. Sonra bu organ mafyasının eline düştü, kalbini çalacaklar. O mudur? Aynen öyle abi. Evet, 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 evet. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Oğlum bir sürü insan bu şarkıyı birine aşkını ilan etmek için söylüyor, sen borcun için yazmışsın. Aynen öyle. Borcu da ödeyemedik abi. Stüdyonun parasını vermedik abi. Ya doğalgaz kesik, elektrik, su hepsi kesik abi. Çoluk çocuk aç bekliyor. Kirayı da ödeyemedik. Bizi sokağa atacaklar abi. Of of. Ercün sen beni bitirdin. Sen beni bitirdin, sen beni öldürdün. Ben bittim. Şu an ben yokum. Ama unutma ki Hayati abinin küçük bir kedi gibi yüreği vardır. Al oğlum al. Al borçlarını öde. Tabii ben. Sağ olasın abi. Sen bana hep sahip çıktın abi. Ha, ha. Söz ama bu borcu geri ödeyeceğim abi. Ha ödersin, eminim ödersin, eminim. Ya görüyorsun Fikri. Bu kumar illeti insanların başına neler getiriyor? Getirir tabii abi. Dostoyevski de kumar borcu yüzünden bir kitap yazmış. Ne yazmış Dobrovski? Kumarbaz. Kumarbaz. Benim de kumarla ilgili bir öyküm var. Hı. İstersen onu burada bir dillendireyim abicim. Ya dillendir ama böyle acıklı bir şeyse dillendir ha öyle bak. Yaralı olsun, program gidiyor elden. Tamam. De hadi dillendir. Aa!
şeyini kaybetmiş. Ve herkesi de anasını, babasını, amcasını, halasını, teyzesini. Yok emesini! Bu ne sonra emesine kadar gidecek ya? Arkadaş bu nedir ya? Benim bu programda hiç yüzüm gülmeyecek mi ya? Yemin ediyorum o arı çocuk sizden daha iyi daha. Şuna bak, hiç kadın da yok. Asker arkadaşlarımla sanki evde sohbet ediyorum. Neyse iyice sinirlendim. Yavaş yavaş programı da bitirelim. Hele bir. Ben de bir şarkı söyleyeyim bari. Oğlum o bal çocuğu da çağırın bari dans etsin. Ver ses ver. Obezite tabii ki vardır. Sizin de aynı fikirde miyiz? Obezite zararlı. Ben zararlı demedim. Obezite vardır dedim. Konuyu çarpıtma. Nasıl bir diyetisyensiniz siz yahu? Neden? Bebeğiniz var. Senin de burnun büyük. Terbiyesize bak ya. Benim halalarım falan hepsi obez. Bu zararlı değil mi? Benim halamın sana ne zararı var ya? Ya sen kimsin ya? Asıl sen kimsin ya? Sağlıklı yaşamın bir koşulda... İyi akşamlar Cale Hanım. Fikri Bey'e soralım. Var mı Fikri Bey öyle bir şey? Yok. Tenezzül bile etme. Zayıf iyidir diyorsun ha? Evet efendim. Niye bizim çocuklarımız karnesinden zayıf getirdiğinde sinirlerimiz bozuluyor? Sağlıklı yaşam diye bir şey vardır. Allah Allah. Sağlıklı yaşayıp da ölmeyen biri var mı ya? Niye etten uzak duruyoruz ya? Gut oluruz, gut. Demek ki çok yesek veri gut olacağız. Hain bekleyen iki arkadaşımız var. Bakalım bekledikleri gibi olacak mı atamaları? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Hadi kızım, hadi. Atamalar açıklanacak, hadi. Kaçmayız yarıya. Aç, 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 aç. Hangisinin çekilişi önceydi? Hemşirelerin kimi, öğretmenlerin kimi? Anne, hemşireler önce, sonra öğretmenler. Tamam, hadi bakalım. Allah'ım, Allah'ım. İnşallah çocuklarımıza güzel yerler çıkar. Allah'ım, inşallah Mutlu Mesut orada gide çalışırlar. Açıyorum, açıyorum. Sen bugünleri gösterdin ya bize. Ya Rabbi, okuttuk, büyüttük. Şimdi de güzel yerlere atanırlarsa inşallah biz de Fikrimle emekli olup biraz gün yüzü görürüz inşallah ya. Tabii canım. Bir kıza gideriz, bir oğlana gideriz. Gönlümüze göre tatil yaparız biz de. Hak ettik ama Fikrim, hak ettik. Ay, açıklanıyor şu an. Allah'ım, inşallah kurar şans Allah'ım. Ya Rabbim, sen büyüksün, sevindir bizi ya Rabbim. Ya ne dua ettiniz tamam arkadaşlar, açıklanacak işte hadi. Ha? Aa, çıktı. Ay, dur ben bakamayacağım. Bakamayacağım ben. Hadi söyleyeyim, bakamayacağım ben. Neresi çıkmış? Antalya. Ay. Antalya mı? Antalya mı? Antalya mı? Biz ne ettik Allah'ım sana ya? Bizim kızımız Antalya'da ne yapar? Nasıl geçinir orada? Fikri, ben kızımı Antalya'lara gönderdim. Fikri, bu kız ne yapar? Nasıl ev tutar? Nasıl kiralar? Oy, benim bu kızım ne yapar Antalya'larda? Ruslarda, İngilizlerde nasıl fırsat bulup da ev kiralar? Vallahi homeless olup köprü altlarında karton üstlerinde yazar geyenler gelir gider. Anne, ne yapıyorsun yerde? Anne! Aa, ne abarttınız? Bu durum uygun bir yer. Ney burada kız? Hemşiresisin. Senin etin ne, butun ne? Kızım, sen nasıl gideceksin Antalya'lara? Sen Rus oligark mısın? Gibi tek başına yaşayacaksın orada. Antalyalardan can versin, ölüm gitsin diye ben bu yerlere kadar büyüttüm kızlara. Anne, ben...
Ben niye senin ağıtlarında sürekli ölüyorum? Açlıktan kardeşim. Açlıktan. Benim bir öğretmen arkadaşım vardı Seyit. Tayin bekliyordu, Antalya'ya çıktı. Gitme dedik. Yapma, etme dedik. Yapamazsın oralarda dedik. Dinlemedi. Bastı gitti Antalya'ya. Önce özel ders. Sonra online eğitim derken pavyona kadar düştü. Abi bir tık hızlı düşmedi mi ya sence? Kızım 13.000 lira maaş alıp 20.000 lira kirayla evde oturmak kolay iş mi? Ha? Bir tarafında Ruslar, bir tarafında Ukraynalılar, zengin Araplar. TL kazanıp euro harcamak, dolarla kira ödemek kolay mı? Kolay. Acım. Antalya acı vatan. Abi ne yapıyorsun ya? Aa, delirdiniz iyice. Bir şekilde geçinirim abi. 3-4 hemşire birlikte ortak eve çıkar. Kiranızı birlikte öderiz baba. Fotosentez mi yapacak kızım? Hadi diyelim fotosentez yaptın. Seni orada ikinci sınıf insan olarak görmeyecekler mi? Seni ötekileştirmeyecekler mi? Seni eziklemeyecekler mi? Kim bu Türk demeyecekler mi? Ya ne kadar abartıyorsunuz. Antalya ya. Bildiğiniz Antalya bizim ülkemizin şehri. Ay ben bakacağım bir ev. 1+1 benim neyime yetmez. Bulurum gayette ya. Al. Buldum işte. Mis gibi yaşarım. 1500'e 2000'e evler var. Para birimine Jale. Para birimine kızım. Euro. Ben ölürüm orada. Ben ne yaparım bu paraları? Gitme kızım gitme. Yaman ellere. Örflerle bilmesin, adetlerle bilmesin. Kalırsın bir bacana oralarda. Ah kör tali ah. Millete gidiyor Anadolu'nun bir ücra bir köyü. Bizimkine atar ya. Bulamadı ki kıza bir torpil. Bulamadı ki gitsin bir daha köyüne. Git Antalya. Bulamadık torpil. Nereden bulacağım? Allah. Anne tamam anne. Allah. Allah. Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Ya arkadaşlar ya bizim atamamız çıktı. Kızımın ataması çıkınca dedim. Güzel bir yer çıkarsa eğer herkesi baklava dağıtacağım dedim. O yüzden geldik. Ya neresi çıktı size? Anadolu'nun ücra bir köyü çıktı. Evet. Ama nasıl biliyor musun? Kasabaya 3 saatte gidiyorsun. Vay. Aynen. Yani doğalgaz yok. Bak. Tabii. Tezek yakıyorlar. Ne? Aynen. Tezek, doğalgaz yok yani. Tezek yakıyorlar. Yani kendisi istese bile para harcayamayacağı bir yer. Bu kadar mutluyum ki. Evet. Bir de sağlık ocağının hemşehrin için lojmanı var. Lojman varmış. Lojman mı? Varmış. Vardı. Bok vardı. Sabah akşam çalıştı. 98 aldı. Ulan az çalışaydı da 55-60 alaydı. Anadolu'nun icra bir kasabasını çiçeğiydi. Ya baba niye bağırıyorsun ya? Sınavın mantığı yüksek puan almak değil mi? Artık değil kızım. Artık değil. Düşük puan alacaksın. Mis gibi bak gideceksin daha köyüne. Tebrikler Leman. Köylüler sütünü yumurdanı da verirler yavrum. Birkaç yıla kalmaz altını araba bile çekirsin. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Gazımız yok. İnşallah ama ben araba değil de ev almak istiyorum. Evet. Hem de. Evet, konut düşünüyoruz. Konut alacağız inşallah. Konut. Konut, evet. Hayırdır komşum? Ne oldu böyle? Ya Allah Allah. Yani baklavamız elimizde, hevesimiz kursağımızda kaldı. Ne oldu böyle? Mustafa, bizim kızın tayini açıklandı. Aa, nereye? Nereye? Antalya. Allah. Gel. Ay geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Çok geçmiş olsun ya. Ah 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 Fikri ah 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 Fikri ya. Nasıl oldu bu böyle? Ya bir şey soracağım. Nasıl oldu bu iş? Hani ben orada artık Türk kalmadı diye biliyorum. Orada devlet hastanesi var mıymış ya? İşte merkezde halen daha bir tane varmış. Ah ölenle olana çare yok yenge. Sıkmayın canınızı olur ya. Evet. Ne oldu? Mustafa. Siz şeyi nasıl ayarladınız o tayin işini? Var mıydı? Bir tanıdık falan mı vardı? Yok, vallahi bir tanıdık falan yok. Şans oldu yani tamamen. Nasıl şans oldu Mustafa? Anadolu'nun ücra bir köyü diyorsun. Vardır illaki bir torpil. Yok be Fikricim, inan olsun şansa yani. Vardır, varsa bizim kıza da bir yapsak he? Yok. Olsa... Vardır Mustafa. Aa, aşk olsun, olsa yapmam mı? Mustafa vardır ya. Yok. Mustafa olur. Gözünü seveyim. Varsa bir tanıdık bana da söyleyin. Söyleyin. Aa, Antalya'da kiralar 20.000 lira Mustafa. Mustafa lan. Tamam Fikri, tamam. Bir sakin ol. Anlıyorum. Çok büyük bir şov yaşıyorsun şu an. Sakin ol.
yüzünü severim. Ama bak orası da bizim memleketimizin bir parçası. Yani ortada bir hasta varsa değil mi? Sen gitmesen ben gitmesem kim bakacak ama? Lütfen biraz sakin. Lütfen şey olur. Ah, benimki açıklanıyor. Ah, hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi yüzümüz gülmedi. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Sen F harfine geldin. F geldi mi sıra sana? Harlan, el ele tutuşun. Hadi. Bodrum. Ha? Bodrum! Aman Fikri, aman Fikri. Dede, Bodrum'u dede. Antalya'nın üstüne Bodrum biraz evet. Sokan bak. Geldim üst üste gelir, hep böyleler. Aman, 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 aman. Ya aslında var ya, bir aileden bir kişiyi güneye yollayacağım memur olarak. Haksızlık yani. Tabii. Nasıl bir kara talihimiz varmış bizi. Ay. Ne yapar benim çocuklarım zenginleri diyorunda? Bir lakmak cürül bile 400 lira aldığı yerde. Kaderimiz alnımızın yazısı mıymış? Çekeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ya para Bodrum'uz bu şekillere ya. Benim bir sanki tanıdığım falan vardı ya. Bodrum'da bir emlakçı tanıdığım arkadaşım vardı benim ya. Ya aramıyorum Mustafa. Niye biz onu arıyorsun? Ama hemen arıyorum. Hemen. Aklıma şimdi geldi. Hemen arıyorum. Hemen ara. Aradın mı? Aradım. Ara, çalıyor mu? Bakacağım. Çalıyor. Çalıyor. Alo dedi mi? Demedim daha. Dur, alo diye. Açtı mı? Alo Kamuran. Kamuran mı? Kamuran sen misin? O mu? Osur değil mi lan? Beni de şüpheye düşürdün bir dakika. Konuşuyor değil mi? Konuşuyor musun? Konuşuyor, konuşuyor. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bodrum'da mıymış? Ulan sus lan artık. Hayır yok, sana demedim Kamuran. Ona demedik değil mi? Oh, ona demedik. Kamuran, şimdi bak bizim burada bir tayini çıkan bir şeyimiz var bizim, bir yakınımız var. Yakın çok yakın. Yakınımız yani şey, Bodrum. Dostlar sağ olsun Mehmet. şimdi ne diyorsun, şey gibi diyorsun, ufak tefek bir yer. Yani biz zaten şeyiz, başımızı sokacak bir yer arıyoruz. Böyle... köpek bağlasam diyorsun. Küçük, kulübe, kulübe. Tek kişiyiz zaten ya. Tek kişi olur değil mi? Yatak. 40.000 diyorsun. 40.000. 35'i ayarlar Ferdo. Ne diyorsun? Böyle ahşap ve bungalov gibi bir şey. Bungalov gibi bir şey mi? Bungalov gibi mi? Tiny house mu? Tiny çıktı. Tiny çıktı, çıktı. Tiny house değil. Normal house, house. Normal house. Kulübe mi? Ha köpek bağlasan dediğin bildiğin kulübe yani. Köpek kulübesi. Yok. Ferdun ne diyorsun? Ne Ferdun abi? Olmaz öyle şey ya. Hani küçük falan. Yok tamam olmaz olmaz. Kamuran olmaz. Yok yok. Tainal değil lan yok. Kamuran tamam kapat kapat abicim. Yok bitmiş Bodrum bitmiş. Kapattı mı? Kapattı. Kapattı mı lan? Kapatmış evet kapattı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sakin olalım. Belki okulun lojmanı vardır. Vardır ne cevizsel akıllı. Ara sana bir dur. Ara oğlum. Hadi inşallah. Ara sana bir dur. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Ara sana bir dur. Baba arıyor mu? Arıyor mu? Evet baba. Çalıyor mu Ferdun? Çalıyor baba şu an. Alo ilk öğretim. Dedi bana bu. Alo dedi ya baba ben de alo diyorum işte ya. İlk öğretim okulu mu? Doğru mu? O okulu mu? Evet Ferdun öğretir ben. Ya şey benim sizin okula tayinim çıktı da. Acaba diyorum lojman var mı sizde? Yok maalesef diyorsunuz. Aa, anladım. Ben bak, iyi günler hocam. Ben anası Ferhat'ın bir şey soracaktım. Şimdi bu oğlan derslerden sonra kalsa, güzel okulu paspaslasa, silse silse... okulda kalabilir mi? Hani böyle sıraları bitiştirip uyur o, he? Olmaz diyorsun. Anne olmaz tabii öyle şey ya. Niye olmaz lan? Niye olmaz? Telefonu ters tutmuşsun. Öyle yapmış. Alo? Ben babasıyım. Alo dedi. Ya bu siler süpürür ortalığı. Ona bir oda verin sadece. Bir oda be. Nasıl? O işi müdür mü yapıyor? Baba ver, baba ver, baba ver. Buldum, buldum, kurtardım abimi. Alo hocam merhaba, ben kardeşim Jale. Şey abim bekçilik yapsa çok sever boş boş durmayı. Onu da siz mi yapıyorsunuz? Kapat şunu ya. Var mı arkadaşlar? Başka parlak fikri olan var mı? Ya ben, ya öğretmenim ya ne pasması ne bekçiliği ya. Bu atanmayı bekledim ben. Ne diyorsunuz siz? Oğlum sen atandın da te cehenneme atandın. Senin var mı parlak bir fikrin? Ya bunun bir yolu olmalı anne. Bir şey bulunmalı ya. Ya hiçbir şey düşünmüyorsanız orada öğretmen bekleyen, öğretmen yolu gözleyen küçücük çocukları düşünün ya. Senin de bir çorbaya 100 lira vereceğini düşün lan. Bir lahmacuna 400 lira vereceğini düşün. O 80 metre, 100 metre yatı olan adamların yanında sen kendini hayal edebiliyor musun? Et bakayım. Ediyorum. Ama olmuyor. Ya? Benim maaşıyla aldığım ucuz takım elbiseyle mekanın kapısına gelince
personel girişi arkadandır dediklerini düşün. Ay bu çok rencide edici evet. Ama babacığım. Diyorlar ama. Ay Allah'tan benim öyle sorunlarım yok. Bak ben ne yapacağım? Mustafa. Efendim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını oğluma istiyorum. Ne? Baba ne yapıyorsun ya sen? Ne mi yapıyorum? Hayatını kurtarıyorum lan. 6 ay gidersin orada dişini sıkarsın. Sonra eş durumundan hop Leman'ın yanına tayinini çıkar. Mustafa ne diyorsun bu işe? Hayır ne bileyim şimdi böyle de çok ani oldu yani. Baba Leman'la mı ya? Ne demek baba Leman'la mı ya? Yani çocukluk arkadaşıyız ya biz hani. Komşuyuz o yüzden bir garip olur diye. Ne bileyim. Tamam işte evvel ezel birbirinizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Vallahi benim aklıma yattı. Çok güzel bir iş. Aklımla bir yaşa. Tamam ben bunu bir düşüneyim yani. Neyini düşüneceksin lan? Ne? Neyini düşüneceksin? Gideceksin Bodrum'da sabahtan akşama kadar çocuklara ders vereceksin. Ondan sonra evlerde temizliğe gidip tuvaletleri mi temizleyeceksin? Yoksa gidip Anadolu'nun ücra bir kasabasında hemşire olan Leman'la mı evleneceksin? Lema benimle evlenir misin? Yok artık canım, benim kızım da pat diye evet diyecek hali yok yani. Ay tabii ki evet. Ay ben daha başında kimi bulacağım? Tabii mantıklı yani. O zaman Mustafa ne zaman isteme gelelim? Ne zaman istersiniz? Birazdan isteriz. Tamam o zaman devam. O zaman biz de gidelim de annesine haber verelim. Biraz bir şeyler hazırlasın. Hadi, hadi görüşürüz. Babacığım. Damat, damat. Yenge. Aşkım bırak, alırım ben sonra sana aşkım. Hadi. Yenge. Aa, selam söyle Şükrü ablaya. Sen de bana bak, çiçek çikolata bir şey al. Ver de o. Aa, bak ya. Oh lan. Oğlanı kurtardık. Oğlanı kurtardık. Kızı ne yapacağız? Ver adın ya. Kızı ne yapacağız? Yok mu lan Mustafa'nın böyle memur oğlu falan? Ya baba saçmalama, ben evlenmek falan istemiyorum ya. Kızım bana bak. Gidip Antalya'ya çalışmasan mı? Hayır çalışmasan vallahi kârdayız. Anne öyle bir şey olabilir mi? Dışarıda milyon tane işsiz var. Ben hazır atanmışım. Ne demek çalışmamak? Onca yıl boşuna mı çalıştım ben ders ya? E ne yapacağız peki? Çalışacağız. Nasıl yani? Kızımız çalışabilsin diye biz çalışacağız. Meşhur bir tartışma programımız var, Ben Seni Dinledim diye. Yeni bir konu var efendim, bu konuyu tartışacak uzmanlarımız. Bakalım konu ne, bizimkiler ne kadar uzman, buyursunlar. İyi akşamlar Türkiye. Bilimin ışığını adeta bir olimpiyat meşalesi gibi programdan programa taşıyan Ben Seni Dinledim'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen obezite sorunu. Elbette ki stüdyomda çok kıymetli konuklarım var, sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle gastroenterolog Profesör Mesut Kalori bizlerle. Hoş geldiniz. Hazımsızlık uzmanı doçent Hüseyin Doç bizlerle. Hoş geldiniz. Gıda müfettişi Fikri Baskın bizlerle. Hoş geldiniz. Ve elbette ki uzman diyetisyen İbrahim Çekiç bizlerle. Diyetisyen mi? Evet. Ne olmuş? Yok, bir şey yok. Mesut hocam, çok rica edeceğim. Lütfen lafımı bölmeyin. Evet, elbette ki İsmail Canevinden de bize bağlanacak. Şu anda kendisi sosyal bir deney için gittiği bir detoks hampında ona merhaba diyerek programı başlatmak istiyorum. İsmail Bey, hoş geldiniz. Evet, sanıyorum biraz ses geç gidiyor. Sanıyorum bu. Ya kaçıncı program oldu bu?
Ya kadın sana ne dedi? Lafımı kesme dedi. Sen kadın düşmanı mısın? Ne kesiyorsun ya? Fikri Bey bir şey söyle. Neyse boş ver söyleme ya. Ne gerek? Beyefendi ne münasebet? Ben kadın düşmanı falan değilim. Ya kardeşim asıl sen kimsin ne ama ya? Ne? Ya sen kimsin ya? Beyefendi... Asıl sen kimsin ya? Pekala. Ben? Mesut hocam. Obezite neden artıyor? Hanımefendi bakın ben obezite ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Sonra Hüseyin Bey diyecek ki obezite diye bir şey yok diyecek. Ve tartışma başlayacak yani. Allah koru iftiradan saklasın. Ben öyle bir şey der miyim ya? Obezite tabii ki vardır. Nasıl ya? Şu an şaşkınım yani sizinle aynı fikirde miyiz? Yani obezite zararlı tıbbi bir terimdir. Doğru mu? Doğru mu? Bir dakika, bir dakika. Ben zararlı demedim. Obezite vardır dedim. Konuyu çarpıtma. Ha, başladık işte saçmalamaya. Saçmalık sensin, bilimsiz. Nesi varmış ya obezitenin? Benim halalarım falan hepsi obez. Küçük halam mahallede gezmek için böyle yapıyor. Kendini deviriyor, bilardo topu gibi dönüyor. Ne var bunda? Nasıl ya? İşte bu zararlı değil mi? Ne zararı? Benim halamın sana ne zararı var ya? Ne zararı olabilir benim halam? Benim halam mesela obezle zararlı. Nereden baktığına göre değişir kardeşim. Belki de faydalı. Misal, benim halam 138 kilo. Geçenlerde pazardan eve dönerken, karşıdan karşıya geçerken arabanın bir tanesi geliyor buna aduf diye bir koyuyor. Araba perde çıkıyor. Halamın elinden poşetler bile düşmemiş. Ya niye? O beldeki o yağlar arabanın çarpma şiddetini ne yapıyor? Asurme ediyor, tamam mı? Emiyor onu. Derken halama hiçbir şey olmuyor. Misal kocası var 162 kilo. Bu adamların, bunların ikisinin daha bir kez olsa kışın kombi yaktığını görmedim. Niye? Üşümüyorlar. Nesi zararlı? Yararı da varmış değil mi? Hüseyin Bey yine de eğer kendileri zayıflamayı düşünürlerse benim kliniğime gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Bizim kliniğimizde zayıflatamadığımız hiç kimse olmadı şimdiye kadar Allah aşkına. Allah Allah ya. Mesut hocam. Mesut hocam yanlış duymadıysam Allah Allah ya dediniz. Neye şaşırdığınızı merak ediyorum. Evet öyle bir şey söyledim doğru. Ben herhangi bir şeye şaşırmadım. Ama şunu söyleyeyim. Demek ki... İyi akşamlar Cale Hanım. İyi akşamlar. Pozitif Detoks kampından herkese merhabalar. Burada her şey organik ve doğal. Sabah çok sıkı bir kahvaltıyla güne başladık. Cale Hanım sesim geliyor mu? Ah, ah, ah. İsmail'cim, brokoli yememişsin. Yemedim çünkü ben brokoli sevmiyorum Leman Hanım. Ah, öyle mi? Biz sana sevdirmesini biliriz. Buyurun lütfen. Bakalım nasıl sevdirecekler. Tekrardan bağlanıyorum. Pekala İsmail hocam. Size tekrar bağlanacağız. Bu noktada tekrar dönüyorum. Mesut hocam, obezite neden oluyor? Efendim şimdi obezite ve bunun gibi fenomenlerin temel sebebi insanların sağlıklı yaşama önem verme... Sağlıklı yaşam. Sen iyice sapıklaştın ha. Alakası var beyefendi ya. Bana bak 85 milyon burada bizi izliyor. Çoluk çocuk da var içinde. Sen sağlıklı yaşanmış. Bu ne ya? Neden böyle söylediniz? Biraz açar mısınız Hüseyin hocam? Efendim böyle söyledim çünkü sağlıklı yaşam diye bir şey yoktu. Efendim böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Sağlıklı yaşam diye bir şey vardır ve bu çok önemlidir. Allah Allah. Sağlıklı yaşayıp da ölmeyen biri var mı ya? Ben herkes ölüyor sonunda. Sağlıklı yaşayıp da bir ölen biri var mı yok mu sen bunu mu söyle? Efendim ben bunu kabul ediyorum. Ya bana demagoji yapma. Var mı yok mu ya? Ya efendim ama... Var mı yok mu sağlıklı yaşayan ölülüyor değil mi? Yok evet. Ölülüyor değil mi sağlıklı? Demek ki sağlıklı yaşam diye bir şey yoktur. Olsa olsa sağlıklı ölüm diye bir şey olabilir. O da zaten bu programın konusu değil. Demagog ya bu. Ya hanımefendi bakın böyle sağlıksız bir argüman olabilir mi ya? Ha Fikri Bey'e soralım. Var mı Fikri Bey öyle bir şey? Yok. Tenezzül bile etme. Ya hayır bakın. Ben derdimi anlatamıyorum herhalde. Böyle bir şey yok. Sağlıklı yaşam diye bir şey var. Bunun da en temel şeyi diyettir. En temel şarttır. Doğru. Diyet gerçekten çok önemli. Ya öyle mi? Efendim, kilomuzu belli bir seviyede tutmamız şart. Yani sen diyorsun ki zayıf insan sağlıklıdır öyle mi? Evet efendim. Zayıf iyidir diyorsun he? Bir tabii. Utanmadan canlı yayında. Zayıf iyidir. Evet. Peki, o zaman sana şöyle örneklerle geleyim.
Mesela zayıf madem iyi, niye bizim çocuklarımız karnesinde zayıf getirdiğinde sinirlerimiz bozuluyor? Mesela neden bir topçu kötü oynadığı zaman zayıf performans gösterdi diyoruz? Mesela biri geldi senin evine baktı, bu bina zayıf dedi. Sen evde oturmaya devam eder misin? Ya oturmam tabii. Oturmazsa değil mi? Aa işte böyle kalırsın. Demek ki zayıf iyiydi. Buradan tarihe geçsin. Zayıf kötüdür. Zayıf en kötü şeydir. Hadi bakalım. Ya bu saçma sapan örnekler bunlar. Böyle bir şey olamaz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Asıl göbekli olan kötü ve sağlıksızdır. Doğru. Ya yeter ama ben söylemeden duramayacağım ya. Ya nasıl bir diyetisyensiniz siz yahu? Neden? Ne olmuş ki? Göbeğiniz var. Senin de burnun büyük, terbiyesize bak ya. Burada insanların yani doğuştan gelen özellikleriyle televizyonda alay etmeye utanmıyor musun sen? Yani pes ya, pes. Buradaki en sağlıklı insanım ben. Güçlü ve sakin. Bu alandaki en süper bireyim ben. Dengeli ve sürdürülebilir. Yaşamdaki en doğru kitleyiz biz. Organik ve brokoli seven. Kendimi seviyorum. Kendime bakıyorum. Kendimi öpüyorum. Kendimi duyuyorum. Ve brokoli yiyorum. Brokolinizi hala yemediniz İsmail Bey. Ben brokoli sevmiyorum o yüzden. Brokoli dışında burada her şey süper bir ortam var burada. Her şey organik, hiçbir teknolojik malzeme kullanılmıyor. İlk çağlarda gibi yaşıyoruz. Sürdürülebilir ve yenilebilir malzemelerden yapmışlar her şeyi. Biraz ter kokuyor ama alışıyorsunuz. Buyurun İsmail Bey, su için. Çok teşekkür ederim. Bu da organik kurabiyeniz. Sağ olun. Mesela İsmail Bey'in içmiş olduğu su tamamen geri dönüşümden sağlandı. Öyle mi? Evet. Kendi atıklarımızdan dönüştürdüm. Mavi kapılı odaya bıraktığımız atıklar. Tuvalet orası. Aa! O zaman bu kurabiye... kakao demiştiniz. Evet. Sizinkini sizin için dönüştürdük. Burada hiçbir şey ziyan olmaz. İsmail zaten... Bey buraya gitmekle iyi demiş diyebilir miyim? Evet, ben zaten çok kurabiye sevmiyorum. Buradan aktaracaklarım bitti. Ben ivedilikle stüdyoya geliyorum efendim. Aa, yok. Ben size daha ahırları gezdireceğim. Hayvansal sevgi çemberiyle ilgili bilgi vereceğim. Hayvansal sevgi çemberi. Bakalım nasıl bir şeymiş. Birazdan tekrar bağlanacağız. Orada da bu adama kesin tezek yedirirler ha. Bence bir jandarmayı falan arayın, bassınlar burayı. Hüseyin Hocam, İsmail Hoca'ya elbette döneceğiz ama ben kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Mesut Hocam, en son fiziksel özellikleri sebebiyle İbrahim Hocam'ı yargılıyordunuz. Hayır efendim, asla. Ben yargılamıyorum ama bir diyetisyenin bu kadar kilolu ve göbekli olması sizce normal mi? Beyefendi, iş hayatımla özel hayatımı ben birbirine karıştırmıyorum. Ne var bunda? Siz bir teknik direktörün çok iyi koşmasını bekler misin? Gol! Bravo! Vallahi helal olsun. Nasıl tahta ama 90'a? Göbekli adam en birinci adamdır kardeşim. Göbek misal. İbrahim Bey istese burada hepimizi döver. Doğru mu? Ha, Jalan'ım hariç. O bayağı olmadı. İbrahim Bey istese hepimizi döver. Doğru mu? İbrahim Bey döver misiniz? Döver. Bak gördün mü? Herkesi döven adam en sağlıklı adamdır kardeşim. Ama zayıf öyle değil. Misal bak. Fikri Bey, kalk lan buradan. Gördün mü? Senin övdüğün zayıf insan profili. Bak bir ondaki duruşa bir heybete bak. Beyefendi. Gel otur gel. Gel. Deney yap. O zaman sumo güreşçileri sağlıklı insanlar öyle mi? Aynen öyle. Sumo güreşçileri öyledir. Yanakları da al al olur böyle. Öyle değil mi lan? He? Yani. Sen su konuş. Ya tamam zayıflığı, kiloyu bir kenara bırakalım ama şuradan şunu söylüyorum. Şekerden, yağlı yiyeceklerden ve fazla etten uzak durmamız lazım. Ya biz inek miyiz? Niye etten uzak duruyoruz ya? Beyefendi, gut oluruz, gut. Tamam okey işte, gut oluruz yersek iyi işte yani demek ki. Demek ki çok yersek veri gut olacağız ya adam. Hastalık bir
bile zaten şeye övgü diziyor ete. Sen İngilizce de bilmiyor. Beyefendi, fazla yemek yemek zararlıdır. Ölüme neden olur. Ya her şey inat. Ben senin bu inadını kırmak için her zaman hazırım. Belgeye, deneye, her an sürprizli veririm. Bak mesela, elimde görmüş olduğun sepette türlü türlü yiyecekler var. Yapalım deneyim, şurada kutla bak. Dürüm götür, mu? Götür, götür. He, dürüm. Çikolata da var. Ne yapacaksın? Ye, ye, yiyeceğim. Isır ha. Şundan çikolatayı da al. Birazcık patates ye. Ya adam boğulacak, boğulacak. Ne, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olduğu var mı? Taş gibi adam hala ayakta duruyor. Al birazcık da dondurma kaşıkla. Ha? Var mı bir şey? Var mı bir sıkıntı oluyor mu? Adam fenalaşıyor, fenalaşıyor adam. Ya hiçbir şey olmaz. Al bir yudu soda iç. Sodan geç, bak geçecek şimdi sodan. Geç. Fikri hocam, iyi misiniz? İyi tabii canım adam, ne olacak? Bak, istediğini ye, istediğin kadar ya, sonuna soda içersin. Bitti gitti, biz böyle gördük ya. O zaman uzmana sormak istiyorum diyetisyenimize. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet tabii Cale Hanım, bizim de görüşümüz insanların istediğini yemesi yönündedir. Dürümü alabilir miyim? Belli, belli. Belli. Yardım edin. Ve çok acayip şeyler oluyor. Lütfen yardım edin, birileri yardım edin. İsmail Bey, kaçmayın. Sadece ipinizi bağlayacağım. Burada ahırlarda hayvanlar yok. İnsanları bağlamış, yemliyorlar. Böyle kamptan kaçmaya çalışanları, sebze yemeyi reddedenleri böyle koyun gibi gidiyorlar. Az önce Gülşanlar Holding'in CEO'sunu gördüm. Adam samana pisliyordu. Ne olur acil ya. Arzu! Buraya gel. Ayaklarını bağla ve etiketini vur. Etiketini mi vur? Ne olur? Aa, yardım edin! Ulan adamı kurbanlık koyun ettiler, görüyor musun? Evet, İsmail Bey'e döneceğiz ama Mesut Hocam, sporla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sağlıklı buluyor musunuz? Tabii ki sağlıklı yaşamın bir koşulu da spor yapmaktır. Spor en sağlıksız şeydir. En kötü şeydir. Ya sporun da sağlıksız olduğunu iddia edemezsiniz beyefendi ya. Bak ben sana burada sporun sağlıksız olduğunu kanıtlarım ama. Ya kanıtlayın, buyurun ya. Bak sana ispatlarım sana sağlıksız. Lütfen ispatlayın. İspatlarsam ne yapacağım? Bodri Meydanı ispatlayın. İspatlarsam anılacağım mı 85 milyon önünde? Efendim siz ispatlayın. Anılacağım mı, eşek gibi anılacağım mı 85 milyon önünde? Tamam, ispatlayın, buyurun. Hemen ispatlıyorum. Her zaman olduğu gibi belgelerle konuşurum. Al, bu benim Şükrü eniştem. Kendisi 168 kilo. Bak yanaklar al. Cildine kadar pürü pak, her zaman bıyığı, saçı, sakalı tertemiz giyinir, tiril tiril bir adamdır. Ama spor namına bugüne kadar böyle kolunu kaldırmışlığı yok. Öyle bir adam, camış gibi böyle duruyor. Burada da sporcu boksçular var. Hangisi daha sağlıklı görünüyor? Efendim şimdi bunu buradan böyle söyleyeyim. Demagoji yapma, hangisi daha sağlıklı? Bunu mu daha sağlıklı yoksa bu patates tarlasını dönmüş suratlar mı? Hangisi daha hayır, sağlıklı? Hayır, bu mantıklı değil ki. Mantıklı değil mi? Lafı dolandırma. Hangisi daha sağlıklı? Yani... Tamam, Şükrü amcanız daha sağlıklı gözüküyor. Alır lan 85 milyon yılında. Ne münasebet efendim? Alır lan hemen 85 milyon yılında. Efendim böyle bir şey... Alır! Alır! Ya bana canlı yayında şunu da yaptırdınız ya. Yazıklar olsun Cale Hanım. Size de yazıklar olsun. Vallahi ben gidiyorum, programı terk ediyorum. Size hele... Geri git. Böyle bilimin karşısında hapışık kalırsın. Defol ya. Evet sevgili seyirciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Mesut hocamızın anırarak uzaklaşmasından da anlattığımız üzere sağlıklı yaşam büyük bir zırvaymış. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bu noktada diyetisyenimize sormak istiyorum. Bu saatte ne yememizi önerirsiniz? Yani stüdyonun hemen yakınında çok iyi bildiğim bir kebapçı var. Üstüne de künefe gömebiliriz. Harika bir fikir. Vallahi ben varım. Fikri, sen bir şey yemedin. Ya hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Vallahi hiç ağzını bile açma. Ben bir şey demiyorum. Evet, bilimin zirve yaptığı bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya tekrar bilimin ışığında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı yaşam kampında öğle yemeği vakti. Yardım edin. Yardım edin. Ama niye öyle diyorsunuz? En doğalı bu. Sağlıklı yaşamaya başladığımdan beri çok mutluyum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten düşünecek protein de yok. Allah aşkına bir polis, bir jandarma bir şey gönderin. Hey! Kendi aranızda zıvalamayın bakayım. Çok konuşmayın. Yemle şunları. Gündür.
sataşıp gülmekse mesele. Katılırım uzamede sen de.